Değerli konuklar, iyi akşamlar. Bu akşam Psikiyart ve Psikesinema'nın düzenlemiş olduğu Sinemada İnsanlık Halleri serisinin ilk toplantısını yapıyoruz. Herhalde bundan daha iyi bir başlangıç olmazdı. Ben aşk ve yapay zeka diyorum sıralama açısından. Bu akşam Her filmini seyrettiniz. Türkçe ismi neydi? Aşk. Peki. O da güzel bir isim olmuş. Bizler de elimizden geldiğince, aklımızın erdiğince bu çözülmez bulmacayı sizlerle bir şekilde ipuçlarını paylaşarak anlamaya, çözmeye çalışacağız, anlamlandırmaya çalışacağız. Bu akşam benden başka iki değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Hakan Atalay Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ilk sunuyu o yapacak yapay zeka ve aşk üzerine. Sonra Taner Yılmaz dostumuz, o da Lape Hastanesi'nde uzman psikiyatr. O konuşacak aşkın imkanı ve gerçekliği üzerine, onun da bir sunusu var. Ben artık yaşım gereği PowerPoint kullanmıyorum. Sözel olarak sizle bu konuda neler düşünüyorum, düşündüm, film bana neleri ansıttı, onları paylaşacağım. Ben de Vehbi Koç Vakfı Hastaneleri Bilgi İşlem Genel Müdürüyüm. Aynı zamanda psikiyatri profesörüyüm Koç Üniversitesi'nde. Bakalım, sonra sizden de katkılar bekliyoruz. Yani önce bir sunumları yapalım. Siz filmi izlediniz ilk bölümde. Biz de sonuna yetiştik. Hakan Bey'le başlıyoruz. Buyurun. Merhaba. Ses nasıl? İyi mi? Duyabiliyorsunuz. Peki. Şimdi film uzun bir film aslında. 1,5 saate ayrılmış ama saatte epey ilerledi. O yüzden zaman konusunda nasıl bir şey yapacağımı çok kestiremiyorum. Hazırladıklarımın bir kısmını siz sıkıldığınızda ya da zaman bittiğinde kesebiliriz. Ama ben uyarırım. Tamam. Şöyle bir yol izlemeyi düşündüm. Aslında baştan böyle kronolojik bir sıra izleyeyim. Yani işte nörobilim, aşk vesaire gibi tutarlı bir bütünlük oluşturayım istedim. Fakat sonra okudukça gördüm ki buna gerek yok. Çünkü sinemacıların son zamanlarda bize yaptığı şeyi ben de onlara yapmaya karar verdim. Oradan buradan anlatacağım. Onu bütünleştirmek seyirciye kalacak. O da postmodernlik diyorlar. Bunun üstelik seyirci için daha iyi olduğunu da söylüyorlar. Çünkü Memento çalışılmış okuduğum kadarıyla. Kronolojik olarak geriye doğru gidiyor aslında hatırladıkça. Ve oldukça sevilen bir film. Onu yeniden kronolojik düzende çevirmişler. O kadar ilgi çekmemiş. O yüzden biraz karışık olursa zihninize güveniyorum, siz toparlarsınız. Şimdi filmle ilgili çok ayrıntılı konuşmak istemiyorum. Çok şey, çünkü çok katmanlı bir film, öyle derler ya. Çok şeyden söz edebiliriz. Ama yalnız bir adam, belli melankolik, evde tek başına hologramıyla oyun oynayan, gece uyuyamayan, telefon sohbetleriyle arkadaşlık arayan bir adam. Bu bir tip tabii, yani çağımızın aslında hepimizin olduğu şeylerden biri. Bu da tabii tuhaf şeyler de eşlik ediyor bu yalnızlığı gidermek için. İşte seksi kediciğin fantazileriyle karşılaşmak zorunda kalıyor vesaire. Fakat vurgulamam gereken şeylerden biri şu. Samantha ona ilk tanıştığında sezgi yeteneği olduğunu ve tecrübelerinden öğrenebildiğini söylüyor. Bu çok iddialı bir şey. Ona daha sonra değineceğim. Yine değinmemiz gereken şey çalıştığı yerin engüzelmektuplar.com olması. Yani çok geride kalmış bir şey fakat hala insanları harekete geçiren, heyecanlandıran bir şey. İşin ironisi şurada ki kendisi de böyle bir tuzağın içinde kalıyor aslında. Dikkat ederseniz. Yani sözlerden etkilenerek, sadece sözlerden etkilenerek bir dünyanın içine giriyor ve büyük bir düş kırıklığı tabii bu. Kendisinin diğer insanlara ne yaptığını buradan belki çıkarabiliriz. Buradan belki psikanaliz tartışmalarını da girebiliriz ama şimdilik bu kadar kalsın istiyorum. Bilgisayarla konuşması sırasında
en azından senin hislerin var diyor yine bilgisayar bir yerde karşılaştırma yaparken. Fakat daha sonra da bir şey kazanıyor. Öğrenebildiği için senden çok şey öğrendim. İşte isteyebilme yetisi kazandım diyor. Bu da belki üstünde durmamız gereken bir şey olacak. Yine ilişkilerle ilgili kıyaslarken dünyaya merak duyan biriyle birlikte olmaktan söz ediyor eski eşine mesela. Yani bütün bunların bir fantastik bir şey olduğunu vurgulamak için söylüyorum. İlk bedenleşmesinde yani bilgisayarın araya başka bir gerçek bir insan bedeni sokmasıyla birlikte sorunlar daha da çetrefil bir hale geliyor gördüğünüz gibi. Çünkü çok küçük şeyler bile ilişkiyi bozucu bir hale gelebiliyor. İşte dudağın titremesi gibi. Bir de tabii görsellik, sözler vesaire üzerine bir belki değinmemiz gereken bir şey. Bir şarkıyı fotoğraf haline getirmesi. Yani sözlerden bir fotoğraf oluşturması. Buraya geçiyorum. Aşkla ilgili kısaca birkaç şey söyleyeceğim. Süremi iyi kullanmaya çalışıyorum. Aşkın da aslında evrendeki temel güçlerden biri olduğu şuradan belli ki çekim, itme ya da diğer dünyayı, evreni var eden güçlerin o pozitif ve negatifin bir kısmını temsil ediyor aşk. Yani bilince gelmiş evrensel çekim gücü diyebiliriz aşk için. Fakat mutlaka tabii itici güçle birlikte düşünülmesi gerekiyor. Çok türleri var. Ayrıntılara girmeyeceğim ama tek bir tür olmadığını göstermek için bu slide koydum buraya. Ayrıntılara sonra gireriz. Aşk deyince psikoloji kısmında mutlaka bağlanmadan söz etmek lazım. Son zamanlarda en çok çalışılan konulardan biri nörobilimde. Bağlanma aslında bizim hayatta kalmamızı sağlayan bir sistem. Psikanalistler bunu çok zaman önce söylemişlerdi ama çok üstünde durulmadı. Şimdi nörobilim bağlanmayı yeniden keşfediyor. Bu da şu, hayatta kalmamız için bizim bir süre bize bakan kişiyle ortak bir hayat sürdürmemiz. Onun her şeyini kullanmamız gerekiyor. Bedeni dahil, zihin dediğimiz şey her neyse onu dahil. Dolayısıyla evrimsel açıdan bağlanma bizi hayatta tutan bir sistem olarak doğumla birlikte gelen bir şey. Bir sistem olarak söyleyebiliriz. Çocuk ilk ilişkisini ötekiyle ve kendiyle ilişkisini anneyle kuruyor. Bu ilişki bir tür aynalama olarak adlandırılıyor. Annenin sesinde, yüzünde, gözlerinde, dokunuşunda, her neyse kucaklayışında, onunla kurduğu her ilişkide bir tür duygusal senkronizasyon, bir tür duygusal düzenlemeyi öğreniyor. Böylece hem duygu denen şeyi tanıyor annenin yüzünde, çünkü bir karşılık bulduğunda bunu öğreniyor. Diyelim ki güzel bir şey hissettiğinde annenin yüzü buna karşılık verirse, bunun güzel bir şey olduğu duygusu yerleşiyor. Tersi olursa da negatif bir duygu yerleşiyor. Bütün bunlar aslında bizim hatırlamadığımız, fakat zihnimizin bir yerlerinde duran işlemsel bellek dediğimiz bellekte depolanıyor. Gene burada psikanalizin sözel olarak söylediği ama kanıtlayamadığı şeyin başka bir örneğini daha görmüş oluyoruz. O da bizim hatırlayamadığımız şeyler aslında annemizle o ilk yıllarımız, işte o pozitif ve negatif yaşantıların hepsi aslında bir yerlerde bizim daha sonraki davranışlarımızı etkileyecek şekilde duruyor. Nitekim bunlar çok temel şeyler. Yani primatlardan tutun da insana kadar, yani memelilerin çoğunda var olan sistemler. Yani şu küçük maymunun annesine bakışıyla diğer küçük maymunun annesine bakışı arasında benzerliği görebiliyorsunuz. Nitekim bütün bunlar daha sonraki hayatımızda da devam ediyor. Yani bizim orada kurduğumuz ilk ilişki biçimi daha sonraki ilişkilerimiz için, hadi iddialı bir şekilde belirleyici demeyeyim ama, etkili oluyor diyebiliriz. Ve biz bunu bedenimiz aracılığıyla ifade ediyoruz. Hem beden aracılığıyla öğreniyoruz, hem de beden aracılığıyla ifade ediyoruz. Buna daha sonra belki değinirim tekrar. Aşk ve nörobilimi kısaca böyle özetleyerek geçmiş olayım. Nörobiyolojik olarak aşk ne sorusuna yanıt veren bazı şeyler var. Bunlara kısaca değineyim. Nörobilimden söz ettiğimiz için. Kabaca üçe ayırıyor nörobilim bu aşk dediğimiz şeyi. Şehvet, çekim ve bağlanma olmak üzere. Bunların her birinin kendine özgü sistemleri var. Çeşitli hormonlarla ya da nörotransmitter dediğimiz beyindeki iletici maddelerle temsil edilen kendine ait sistemleri var.
Mesela bir kısmı şehvet. Bunu cinsel arzu olarak adlandırabiliriz. Cinsiyet hormonları bunda etkili. Testosteron, estrojen, gonadotropin dediğimiz hipofizden salınan hormonlar vesaire. Bir çekim var. Bu çok diğer hayvanlarda da var olan eş seçme davranışının aslında ifadesi, peşine düşme. Bu da monoamin transmitterler dediğimiz dopamin, serotonin, noradrenalinle etkilenen sistemler. Bir de bağlanma var daha önce söz ettiğimiz gibi. Bu da diğer hayvanlarda da var olan barınağı, anne ve balık görevlerini paylaşma ve güvenlik hissi oluşturuyor. Bunlarda da yine son zamanlarda çok çalışılmaya başlanan oksitosin, vazopresin dediğimiz maddeler etkili. Ödül sisteminin iki yönü var. Yani bir hoşlanma dediğimiz sistemin bir dopaminle ilişkili. Daha çok işte bu bir şeyden ne bileyim kumardan hoşlanma, aşkın hoşlanması dahil yani ödül getiren her şey dopamin sisteminde işleniyor. Bir de başka tür bir hoşlanma var ki opiat sistemiyle ilişkili. Bu da daha çok hedonizm denen işte arkadaşlık vesaire gibi diğer zevk alıcı sistemleri oluşturuyor. Şimdi aşık olduğunda ne oluyor? Ödül devresiyle ilişkili kimyasal maddeler beyne sel gibi salınıyor. Ve bunlar kalbimizi hızlandırıyor, avuç içlerimizi terletiyor, yanaklarımızı kızartıyor. Tutku ama aynı zamanda kaygı hisleri başlıyor. Ve stres hormonu düzeyleri yükseliyor aşık olmakla birlikte. Ve diyor ki krize hazır ol. Kortizol yükseldikçe serotonin dediğimiz madde düşüyor. Serotonin düşünce de tutku dediğimiz aşkın ilk devrelerinin o takıntılı hali başlıyor. Çünkü bildiğiniz gibi obsesif durumlarda yani obsesif kompulsif durumlarda da tespit edilen bir şey bu. Serotonin düşünce takıntılar başlıyor. Kortizol yükselince serotonin düşüyor, düşünce de onu düşünmekten kendimizi alamaz oluyoruz. Fakat bu sırada salgılanan yüksek dopamin yüzünden de sürekli bir heyecan, zevk ve hoşlanma hali içindeyiz. Bu arada aşkla birlikte oksitosin ve vazopresin dediğimiz bu bağlanma hormonları da salgılanmaya başlanıyor. Bu diğer kişiye bağlanma, güven hislerimizi artırıyor. Hele ki cinsel ilişkide eşlik ediyorsa bu aşka, her ilişkiden sonra oksitosin salınımı artarak bağlanmayı güçlendiriyor. Ve bu hormon memnuniyet, sükunet ve emniyet duygusu uyandırıyor bizde. Vazopresin dediğimiz hormonun da uzun süreli monogam ilişkileri desteklediğine dair diğer hayvanlarda da yapılan çalışmalar var. Burada oksitosinin karanlık yüzü denen bir şey var. Buna değinmeden geçmek istemedim. Çünkü oksitosin aslında bağlanmayı sağlıyor ama yakınlarımıza, sevdiklerimize grup içi bağlanmayı sağlıyor. Eğer grup dışında birine yönelik bir şeyse o oksitosin grubu korumak için saldırganlığı besleyici bir etki yapıyor. Peki ne oluyor? Aşk uzun sürüyor mu? Klasik soru. Öyle bir kitap var biliyorsunuz. Aşk uzun sürer mi diye. Bilgi Yayınları'ndan çıktı galiba. Güzel bir kitap. Şimdi aşk sürerse bu duygu fırtınası 1-2 yılda duruluyor. Tutku devam ediyor ama stres azalıyor. Kortizon ve serotonin düzeyleri normale dönüyor. Stresör olarak başlayan aşk zamanla strese karşı bir tampon oluyor. Ödül ve hazla ilişkili beyin sistemleri hala faaliyetini sürdürüyor. Fakat romantik aşkın yani ilk zamanların doğasında bulunan sürekli arzulama ve arama hali genellikle azalıyor. Dopamin zaten arama hormonu aslında. Yani bizim keşif yapmalarımıza yol açan, etrafı araştırmamıza yol açan hormonlardan biri. Uzun süreli ilişkilerde annelikle ilgili hormonların çeşitli bölgelerde artmış olduğuna dair bulgular da var. Bu bölgelerde yüksek yoğunlukta oksitosin ve vazopresin tespit ediliyor uzun süreli aşklarda. İkincisi de serotonin salgılandığı bölgelerde, dorsal raf edenen bölgelerde aktivasyon oluyor. Böylece stres yanıtıyla birlikte kendine güven artıyor ve takıntı azalıyor. Dolayısıyla uzun süreli aşk kaygıyı ve takıntıyı azaltıyor. Sonuç olarak, nörobilimsel olarak eğer 10 yıllarca evliyseniz, delice aşık olma ihtimaliniz hala var. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Bunların MR'larında yani uzun süre evli olup mutlu olduklarını söyleyen çiftlerin MR'larında dopaminden zengin beyin bölgelerinde yeni aşık çiftlerle aynı yoğunlukta aktivite bulunuyor. Bu da birbirlerine aşıksa tabii. Yani süreden çok burada aşık olma halleri önemli.
Yani ölçüsü dopamin. Evet. Deliliğin ölçüsü. Evet. Şizofrenide olduğu gibi. nörobiyolojisinde buradaki isim. Şimdi yapay zeka ile ilgili birkaç şeye, yine çok anladığım bir konu değil ama son gelişmelere değinerek yine de bir gireyim istiyorum. Çünkü yeni bir gelişme mesela 1 milyon işlemcili bir bilgisayarın nöron benzeri yapılanma yaparak faaliyete geçtiğini söylüyorlar. İsviçre'de böyle bir bilgisayar faaliyete geçti. İnsan zekasına benzetmeye çalışıyorlar ki bu şu haliyle bile, yani 1 milyon işlemcili bitli haliyle bile insan zekasının çok çok altında olan bir şey, bir oda dolusu bir şeyden söz ediyoruz. Yine yapay zeka ile ilgili birkaç tek bir şey, ya burada bilgisayardan söz ediyor ama bunun birkaç boyutu var. Biri mesela sanal gerçeklik, yani yapay zekanın uygulama alanlarından biri. Kısaca ona değineceğim çünkü bunu konuşmayı hazırlarken güzel bir yazıya rastladım ve onu özetlemenin iyi olacağını düşündüm sizin için. Burada beden dışı yaşantılarla başlıyor her şey. Bilmiyorum içinizde yaşayan var mı ama bu çalışmalara adını yazdıran kişi bir gün sırtının kaşındığını hissediyor ve kaşımaya çalışırken yapamıyor. Çünkü uyumakta o sırada yatıyor felç halinde, fakat vücudunun kendinden ayrıldığını ve yukarı doğru yükseldiğini görüyor ve oradan kendini seyretmeye başlıyor. Buna otoskopi halleri deniyor aslında. Normal kişilerde de görülebilecek bir şey. Beden dışı yaşantılar diyoruz buna. Sonra bunu araştırdığında bu nedir diye bir yanıtı şeyde buluyor. Kendilik modelleri denen bir teoride buluyor. Zihnimizin içinde çünkü kendimize dair modeller oluşturuyoruz. Bunların dış dünya ile bağlantısı aslında soru işareti. Ve bu modellere göre kendimizi kurguluyoruz. Bunu anlamak için çalışmalarını yürüttükçe bu sanal gerçeklikle uğraşan kişilerle tanışıyor ve bir laboratuvarda buluşuyorlar. Barcelona'da oldukça iyi çalışmalar yapıyorlar. Burada kendisi sanal gerçeklik başlığını takıp bir takım deneyimler yaşıyor. Bu deneyimlerden biri şöyle. Mesela Freud'un hastası olarak divana yatıyor. Freud, virtüel yani sanal Freud ona diyor ki anlat diyor. O da işte kendimi suçlu hissediyorum çünkü işte annemi bakım evine yatırdım falan diyor. Orada duruyor, Freud'un yerine geçiyor. Yani sanal olarak Freud oluyor ve kendisi kendi olarak divana geçiyor. Ve Freud olarak ona yorumda bulunuyor. Şimdi burada bütün bunlar hikaye gibi değil, daha çok embodiment denen yani bedenleşme deneyimlerinden sonra yapılıyor. Yani o kişiye dokunarak, belli şeyler yaptırılarak o sanal bedenle özdeşleşmesi sağlanıyor önce. Ve sonra onun sanal bedenin göz önünde canlandırılması sağlanıyor. Niye bunu söylüyorum? Yani yapay zekanın uygulama alanlarından biri buysa muhtemelen aşk dediğimiz şeyin bir kısmı bilgisayarla konuşmaktan öte bir şey olacak ve bu belki de sanal gerçeklikle ilişkili olacak gibi görünüyor. Bu sanal gerçeklik sadece aşkla ilgili değil, muhtemelen bundan sonraki hayatımızın önemli bir kısmını belirleyecek, belki çocuklarımızın da, ve buradan ne çıkacağını henüz kestiremiyoruz. Yani büyük bir tehlike de var, büyük bir olanak da var. Bir de seks oyuncakları var. Yapay zeka ile tam uyuşmasa da giderek gelişen, önce salt manken beden olarak ortaya çıkan, sonra giderek yanıt vermeye başlayan oyuncaklar var. Bunlara ilişkin birkaç örnek rastladığım için size de göstermek istedim. Biri bu Dave Cat, nickname'ini kullanan çok meşhur bir adam. The Atlantic gazetesi gibi ciddi bir gazetede bile uzun bir söyleşisi çıktı. Daily Mail'de haber olmuş. Onların resimlerini daha sonra göstereceğim. Ve evlenmiş böyle bir seks oyuncağıyla. Bu alan bir sanayiye dönüşmek üzere. Robotics deniyor buna. Yani robotics ile sevginin, aşkın birleşmesine oluşan bir şey. Matematik modelleri kullanarak yanıt veren, kişinin reaksiyonuna göre ona yanıt veren ve öğrenen bir sistem geliştiriyorlar. Hatta bir yapay endokrin sistemi etkiliyorlar. Bu bana çok etkileyici geldi. Bunu nasıl yapıyorlar çok iyi bilmiyorum ama bir endokrin sistemi etkiliyorlar. Modelleri şöyle, benim okuduğum makalede şöyle bir model oluşturmuşlar.
burada girdinin olduğu kısımda işte kamera, mikrofon, alıcı vesaire gibi bir şeyler var. Bir işlemci kısmı var. İşlemcinin de işte analiz edici yapay zeka kısmı var. Output üreticisi var. Ve bir de çıktı kısmı var. Burada da işte motor, yani işte tekerlek üzerinde yürümesini sağlayan, yanıt veren speaker kısımları var vesaire. Bunun içine şu olasılık parametrelerini hesaplayan algoritmalar yerleştiriyorlar. İşte yakınlık, akrabalık, tekrarlayan karşılaşma, benzerlik gibi vesaire. Çok ayrıntıya girmeyeyim. Ve şu hormonların etkisini oluşturacak bir endokrin sistem yüklüyorlar. Dolayısıyla şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bu adam da bunu okurken rastladım. 2 gün önce Cumhuriyet'te çıktı. Bir hologramla evlenmiş Japonya'da. Ve annesi düğüne gelmemiş galiba. Bu yüzden haber olmuş. Hologramla evlendi, annesi düğüne gelmedi diye haber yapmışlar. Yani en önemli kısmı annesinin düğüne gelmemesi gibi sanki. Kültürel etkiler. Bizim için önemli. Gelin kayınvalide ilişkileri. Evet. Yapan şirket bir de tabii evlilik sertifikası veriyormuş vesaire. Bayağı ayrıntılı bir haber. Bu da yine gazeteden çok önce bulduğum ve konuşma dolayısıyla tekrar çıkardığım bir haber. Robota aşık oldu, evlenmek istiyor diye. Fakat benim ilgimi çeken bu dev cat denen adam. Bir seks oyuncağıyla evleniyor. Sonra da evde karım yalnız kalıyor diye bir başka kadını daha alıp onu da evde bırakıyor ve ikisi hoşça vakit geçirsinler diye kuma getiriyor. Kuma bizim sözcüğümüz olduğu için geçmiyor şeyde ama evet, bu kuma yani aslında. Peki insanlar niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar? Tabii ki aslında anlaşılmayacak nedenlerle değil, filmde de gördüğümüz gibi. Gerçek insanlarla cinsel romantik ilişkiler kuramıyorlar bazı insanlar. Kur yapmanın ve ilişkiyi sürdürmenin güçlükleri var. Buna gerek yok, hazır partner bulmuş oluyor. Üstelik sona ermesinden de endişelenmeye gerek yok. Bu röportajda soruyorlar işte hani diyorsunuz ki bu işte ölmüyor falan, ne güzel, bana kötü davranmıyor, hiç tartışmıyoruz diyorsunuz ama bu nasıl bir şey diyor. Yani hiç yıpranmıyor mu? O da diyor ki evet, yıprandı bir kere diyor. Yaptırdım, aynısını getirdiler diyor. Yani değişen bir şey olmuyor. Cinsel yetersizlik, reddedilme, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi korkuları engelliyor. Çevrenin sapkın olarak görebileceği bir takım fantazileri, işte karşıt giyim, pedofili, nekrofili, sadizm gibi sapkınlıkları uygulama imkanı buluyor. Partnerde ideal bir güzellik ve bozulmazlık arzusunu doyuruyor. Aslında bu çok temel şeylerden biri. Çünkü bildiğiniz gibi modernizmin en önemli şeylerinden biri ölümü bastırması aslında. Ve bütün bunlar belki de ölümü iptal etmenin, gerçek canlı ilişkiyi iptal etmenin bir yolu gibi görünüyor. Toplumsal açıklamaları var. Çok ayrıntıya girmeyeceğim ama bu aslında bir tür simülakrum aslında, bu yapay aşk. Yani olmayan bir şeyin kopyasını oluşturarak bir simülakrum yaratıyoruz ve dünya aslında bir simülasyona dönüşüyor. Bunu çok yıllar önce söylemişti Baudrillard ama giderek onun söylediği o hiper gerçeklik durumuna daha çok yaklaşıyoruz. Burada ayrıntıya girmeyeyim. Fakat bunu daha da önce Marx söylemişti. Yani meta fetişizmi teorisi aslında budur. Yani insanın emek sürecinde nesnelerle kurduğu ilişki ters dönüyor. Çünkü üretimin o kadar küçük bir parçası ki ürettiği ürüne yabancılaşıyor. Pazara giden meteye yabancılaşıyor. Dolayısıyla kendine yabancılaşıyor aslında. Ondan önce, yani kapitalist pazar üretiminden önce kendi işini gören, ürettiği ürünü kullanan üretici kayboluyor. Ürüne yabancılaşan, hatta ürünü özne haline gelen ve kendisi nesneleşen bir şeye dönüşüyor emekçi. Dolayısıyla pazar ilişkileri metalaştıkça aslında insan ilişkileri de metalaşıyor. Çünkü bütün bunları belirleyen şey üretim ilişkileri. Bunu günlük ilişkilerde görmemiz mümkün. Nasıl ürünleri tüketiyorsak, metaları tüketiyorsak, ilişkileri de aslında öyle tüketiyoruz. Kullan at, yenisi geliyor. Yeni iPhone geliyor, eskisini bırakıyoruz. Yeni güzel kızlar geliyor, eskisini bırakıyoruz gibi. Daha da trajedik olanı tabii ki insanın bu metalaşması şöyle bir şeye kadar çıkıyor. Gene okurken buna rastladım. Bu insan kaçakçılığında diyorlar ki
bırakın o real dolları, seks oyuncaklarını falan, size biz Vietnam'dan kadın bulalım aynı fiyata. Üstelik kaçarsa ekstra ödeme yok, yenisini bedava getiriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi nereye gidiyoruz sorusuna da kısaca çok uzatmak istemiyorum. Robotic Mammoth denen, yani bir ana geçiyoruz artık bence. Onlar da öyle diyorlar. Başka bir dünyaya aslında geçiyoruz. Nasıl olacak bizim bu şeylerle ilişkilerimiz? Çünkü burada Paro diye meşhur bir robot var, bu resimlerde gördüğünüz. Ne kadar sevimli aslında, değil mi? Yani yaşlılar yanlarına alıyorlar. Çocuklar çünkü uğramıyor. Ne oluyor? Paro ile birlikte onu canlıymış gibi onunla vakit geçiriyor. Yanıt veren yumuşacık, hoş bir şey. Bu hasta çocukların yanında olabiliyor. Ne bileyim, diğer çocukların yanında olabiliyor gibi. Yani insan ilişkilerinin yerine yavaş yavaş bu tür şeylerin geçtiğini görüyoruz. Fakat her şey o kadar kolay değil. Çünkü yine okurken rastladığım bir şey, robot dilenması diye bir şey var. Aslında bu bizim dilenmamız. Şöyle bir şey, robot ya da yapay zeka bir konuya nasıl karar verecek? Bu aslında bizim bir konuya nasıl karar vereceğimiz sorusuyla yakından ilişkili. Çünkü bütün bu yapay zeka çalışmalarının temelinde bilgi işlem mantığı yatıyor. Bu mantık yattığı için de uzun bir süre çok çalışılmadı. Çünkü tıkandı yapay zeka işleri. Neden? Çünkü insan mantığıyla karar vermiyor. Çünkü insan birçok şeyle karar veriyor. Özellikle duygularıyla karar veriyor. Buna birazdan değineceğim ne demek istediğime. Yine buna yeni rastladım. Biz beyni bildiğimizi ve ona benzer bir şey yapmaya çalıştığımızı iddia ediyoruz ama bu yeni bulunan bir nöronmuş. Rossip nöronu demişler, Rossipsel. %10'u beynin bu hücrelerden oluşuyormuş ve diğer canlı hayvanlarda yokmuş. Ve görevi de inhibisyonmuş. Ne kadar önemli aslında. Dolayısıyla nerede olduğumuzu da çok bilmiyoruz. O yüzden insan yapay zeka ilişkisinde en az iki mesele var. Biri duygu meselesi. Bunu Damasio şöyle anlatıyor. Diyelim ki bir tatile gideceksiniz. Karar verirken bütün seçenekleri gözden geçirerek mi karar verirsiniz? Eğer öyle yaparsanız yaz gelir geçer hiçbir karar veremezsiniz. Çünkü binlerce belki milyonlarca değişken var. Fakat içinizden size bir şey bir yere gitmenizin iyi olacağını söyler. Ve siz kararı öyle verirsiniz der. Ve bu çok pratiktir. Bizim hayatta kalmamızı sağlayan bir şeydir. Çünkü insanlar çevreleriyle ilişki kurarken aslında duygu dediğimiz şeyi oluşturuyorlar. Aslında birçok hayvanda var, gelişmiş hayvanda var ama temeli aslında duygunun bu itme ve çekme dediğimiz şey. Yaklaşma ya da uzaklaşma insanda daha komplike bir hale geliyor ve duygu diyoruz biz ona. Ama yapay zekada olmayan şeylerden biri bu. Yani duygu dediğimiz şeyi, insanın temel karar verme süreçlerini yapay zekada nasıl yapacağız? İkincisi bununla bağlantılı ama daha kapsamlı bir şey. İnsan çevreyle ilişkisi içinde bütün bunları yapıyor. Yani insan beyni ve dışarısı var. İnsan beyni dışarıya tepki veriyor değil. İnsan beyni ve dışarı var. İnsan beyni ve çevre var. Hatta insan beyni, bedeni ve çevresi var. Belki başka şeyleri bilmiyor fakat yaşadığı ortamı biliyor, algılıyor ve tepkisi ona göre oluşturuyor. Çok özür dilerim. Bunu belirleyen şey de bizim salience sistemi dediğimiz, yani neyi seçeceğimizi belirleyen bir sistemimiz var. Bu da içimizdeki organların çalışmalarıyla bile bağlantılı. Yani midemizden, bağırsaklarımızdan, kalbimizden gelen bir takım şeyler, ne diyeyim ona, işaretler, somatic marker diyor buna Damasio, bize ne yapacağımız konusunda yol gösteriyor. Diyor ki önce şuraya bak, örneğin dikkatimizi yönlendiriyor. Bunu yapan sistemler yeni yeni keşfediliyor. Şimdi robot dilenması dediği şey şu, bir robota yaşlıya ilaç vermesini söylemesini öğütlüyorsunuz. Tek işi bu. Diyorsunuz ki hatırlat. Robot yaşlı ilaç zamanı gelince ona ilacını alması gerektiğini söylüyor. Aslında çok basit. Fakat ya almazsa? İkinci bir şey başlıyor. İnsan her gün bu tür kararlar veriyor ve milyonlarca yıldır bu tür kararlar veriyor. O yüzden karar verme süreçleri aslında göründüğü kadar basit değil. Çünkü yaşlı eğer ilacı almazsa zorlayabilir mi? Zorlarsa ne olur? Zorlamazsa ne olur? Peki
Onun görevi ilaç almasını hatırlatmak. Hatırlatmazsa, yani ilaç almayı reddettiğinde bir şey yapamazsa bir işe yaramıyor demektir. Zorlarsa kişinin özgürlüğünü ihlal ediyor demektir gibi. En basit robotik bir şeyin karar verme süreci bile insanı zor, yani robotu zorlayabiliyor. Neden? Çünkü biz bedenleşmiş, bitiriyorum hemen son şeylerim. Biz bedenleşmiş varlıklarız aslında. Ve bu bedenleşme, embodiment deniyor buna, bizim bilincimizin, davranışlarımızın temeli. Ve yapay zekada henüz olmayan, olup olamayacağı da kuşkulu olan bir şey diyeyim ve burada bitireyim. Belki tartışma kısmında tekrar dönerim bazı şeylere. Teşekkürler Hakan. Aşk tutkudur, aşk kaygıdır, aşk bir keşiftir, aşk bir takıntıdır ama sonunda aşk bir bağlanmadır. Sebat ederseniz aşk bir alışkanlık olur diye nörobilimi özetledim bize. Ama daha fazlası da gelecek tartışmaya kadar. Şimdi Taner'e dönelim. O aşkın imkanı ve gerçekliği üzerine konuşacak. Sana da 30 dakika. Teşekkür ederim. Bu çalışıyor sanırım. Sesim duyuluyor mu? Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle organizasyon için ve nazik davetiniz için teşekkürler. Şimdi Hakan abinin bıraktığı yerden alabilirim ben de, tam tamamlayıcı olmasına da biraz çalışacağım. Tam beden kısmında idi benim de söyleyeceklerim. Oraya da gelmiş gibi olduk bahsederken. Biraz şöyle bir mesele var sahiden aşktan bahsederken. Hani bir tanımlamayla ilgili bir kısım da var. Daha subjektif olan kısım var ya. Hani ne demek? Nasıl oluyor? Nasıl kurgulanıyor? Nasıl hayata geçiyor? Kendisi aşk nasıl bir beden buluyor? Bununla ilgili Hakan abi de bir yerde değindi. İşte ne kadar sürer? Bayağı ciddi bir mesele. İşte aşk yazınca direkt Google'da bulabileceğiniz şeylerden birisi bu: aşk ömrü ne kadar? Var mı yok mu? İşte böyle şeyler, bayağı bir ciddi canhıraş bir çaba var bunu açıklamak üzere. Yani şöyle daha mütevazı, böyle 3 yıl diyorlar. Hani onların yalancısıyızdan başlayıp sonra yok kesin bulduk ya. Yani tam bu kadar, lütfen buraya tıklayın ve size söyleyeceğiz. Bunlara rast geliyor olmamızın, buna böyle random işte rastgele Google aramaları, bunlara rast geliyor olmamızın bir şey gösterdiğini düşünüyorum en başta. Yani tanımlamak için aklımıza ilk gelen şeylerden birisi şu: aşk biten bir şey mi acaba? Yani biterse ne olur? Onunla ilgili bir kaygı var. İlk bunu sormaya çalışıyor insanlar belli ki. Bizim aramalarda karşılaştığımız şeyler de boşuna olması gerek. Niye bu kadar meşgulüz acaba diye bir soru sorup onu bırakacağım. Birkaç tane soruyu daha sorduktan sonra tekrar dönmeye çalışacağım. İkincisi, gerçek bir aşk. Bunu nasıl tanımlayacağız? Bu konuda da çok sayıda kaynak var. Hepsinden faydalanabilirsiniz. Aramalarla yine ulaştım. Bir aşk var mı? Yok mu? Neyi yaparsak gerçekten aşk olur? Tam şey gibi, yani böyle çok derin anlamlar çıkarmakla hiçbir şey söylemeyen özlü sözler yazmak arasında gidip gelebileceğiniz bir alan gibi görünüyor. Tam da Hakan abinin dediği gibi şöyle bir söz de buldum. Yani gerçek aşk beden değil, bedel ister. Sana katılmamışlar abi. bir yandan böyle bir meşguliyetimiz de var. Yani gerçek olanını nasıl ayırt edeceğiz? Sahte olanı var mı? Yani filme de biraz gönderme yaparak bunları düşündüm elbette. Çünkü orada da bir gerçeklik meselesi var. Yani hangisine gerçek diyeceğiz? Nasıl gerçek? Yani nasıl tanımlayacağız? Umarım Bob Marley'e ait değildir ama böyle bir söz var örneğin. Ama şunu biliyoruz, hani ilişkide çeşitli dinamikler işte bazı şeyleri değiştiriyor, tutkuyu değiştirebiliyor. 3 yıl ömür biçiliyor ama bazı uzatmalarla onu işte 2 yıl garanti süresiyle 5'e tamamlayabilirsiniz gibi. Dopamin verirsen. Dopamin yükseltmek mümkün mü acaba, ya da bunu yapabilecek miyiz ileride? Hep böyle bir meşguliyetimiz var. Yani daha bir dakika abi, yeni geldiniz, bir keyfini çıkarsaydınızdan hani şey yapamıyoruz. Hani oraya gidemiyoruz. Daha keyfini çıkarmadan aman ne olacak bu işin sonu sorularının geliyor olmasını, bir sebebi olması lazım diye düşündüm. Esas argüman da burada benim anlatacaklarımın
içindekiler. Bununla bir şey var bence. Gerçekten bize ait bir parça aramanın getirdiği kaygı var. Bir, karşıdaki kişi de ben bu bakışla hem ona bakacağım, onu beğenecek miyim? Bir. İki, onda bir parça bulacak mıyım bana benzeyen? Çünkü kendimizden hiçbir parça bulamadığımız bir şeyi, ama hiçbir parça bulamadığımız bir şeyle yakınlık kurmak ne kadar mümkün? Gerçekten bence ciddi bir soru. Çünkü bizi aynalayabilen, bize benzeyen, ortaklıklar oluşturan en ilk duyduğumuz şeyler, flört, işte bir şey, buluşmaya gittim. Hani çok ortak noktamız var örneğin, değil mi? Böyle tanımlanmasının bir sebebi olsa gerek yine. Çünkü burada bir gerçekliğe dair bir gönderme yapan bir taraf var ve bu bizim için çok önemli. Bir parça arıyoruz. Yani benim içimdekilere benzeyen, duygularımı yansıtabilen, en azından onları görebilen, benim de onun yansımasını görebildiğim, bana da gösterebilen bir taraf arıyorum ki buradan sonra üstüne bir şeyler kurabileyim gibi. Film de aslında böyle başlıyor. Hakan abi de değindi zaten. Gerçeğe bir gönderme yapıyor, değil mi? Theodore şeyler, mektuplar yazıyor ama insanların hayatından parçalar alıyor. Çünkü o parçaları koymazsa gerçekçi bir hissiyat yakalayamıyor, yaratamıyor, ya da o parçaları koyduğu için çok beğeniliyor. Çünkü onlardan bir şeyler alıyor ve onlara geri veriyor. Aşkta da belki olduğu gibi. Yani bu gerçekliğe göndermelerle sanal dünya arasında gidip gelen bir kahramandan da bahsediyoruz filmin başlarında. Bir de tabii şeyi de hatırlamak lazım, onu not etmedim ama yani unutmadan söyleyeyim. Bir travmatik, kendi çapında, kendi hayatı çerçevesinde yaşadığı bir travmatik durumun da işin içinde olduğunu yine akılda tutmak lazım. Yani bir ayrılık var ve onun yasını tutma çabaları içinde de. Böyle bir kahramandan da bahsediyoruz. Orada gerçek olana geri mi dönecek, yoksa sanalda mı kalacak gibi bir aralıkta, hatta bununla eski eşi yüzleştiriyor onu sert bir biçimde. Değil mi? Gerçek duyguları kaldıramadın herhalde diyor. Yani aslında bu soruları sorarken şunu soruyoruz. Yani kendimizden bir parça var mı? Karşıdaki kişi bizi aynalıyor mu? Duygumuzu yansıtabiliyor mu? Aynı duyguyu paylaşabiliyor muyuz? Aynı duyguda mıyız? Buna doğru giden süreçleri düşününce biraz aşkı, aşık olabilme potansiyelimizi anlamak belki mümkün olabilir diye buradan sürdüreceğim aslında. Çünkü bizim aynalanmayla ilgili çok eski, çok arkaik dönemden gelen evrimsel süreçten buna dair parçalarımız var. Zihnimizde, beynimizde, yani bayağı biyolojik ve organik yapımızda buna cevap veren bir tarafımız var. Ama sadece bu kadarla kalmıyor. Aslında biz kendimizi bir aynalanma içinde kuruyoruz. Bu biraz Lacan'ın söylediği bir şey. Bir ayna olduğunda, yani bakım veren, anne diyeceğim çünkü en yaygın pratik ne yazık ki böyle. Anneler, yani ilk bakım veren kişinin çocuğu aynaladığında çocuk, bebek kendini bir şeylere benzetiyor. Yani o aynalanma olmadığı zaman sadece fiziksel ihtiyaçlarla falan insan oluyor değiliz. Öyle olmadığını biliyoruz. Aynalanma niye lazım bir bebeğe, yani bir insan yavrusuna? Bu boşun bir tablosu. Cem Hoca'nın beni tanıştırdığı, Cem Kaptanoğlu'nun bir tablodur. Daha iyi şey tarif eden bir şey bulamadığım için ben de ondan biraz çalarak size de getirmek istedim. Çünkü aslında doğduğumuzda aşağı yukarı dünya böyle bir yerdir. Yani parçalardan ibarettir. Yani bir bebeğin karnı ağrır, işte karnı acıkır, gaz sancısı olur, ne bileyim ateşi çıkar, titrer vesaire, ama bunların bir anlamı yoktur, bir açıklaması da yoktur. Bir zihin de yoktur zaten, verili olarak gelmez. Bunları bir şeye, bir anlama oturtabilmesi için annenin ona bakıp "Aa, senin karnın mı acıktı?" ya da işte "Şu anda şöyle bir şey mi yaşıyorsun?" demesidir. Sadece süt vermesi, sadece gazını çıkarmasından bahsetmiyoruz tabii ki. Bu aynalama sayesinde bu dağınık beden algısı, o gelen uyaranlar, nörolojik olarak da, yani nöronlardan da gelen o uyarılar bir benlik bütünlüğüne ve beden bütünlüğüne doğru gider. Tersini de biliyoruz. O dönemlerde çok ağır travmatik şeyler yaşayan, mesela çok ağır ameliyatlar geçiren insanlar, çocuklar, yani bebeklik çağında, bunları ileriki dönemlerde hep bir parçalarını taşıyorlar hayatlarında. Hep böyle o döneme dair bir şeyler geliyor. Psikolojik durumlarını da etkiliyor. Bu boşuna olmasa gerek. Yani bizi şu ikinci resme doğru taşıyan şey bir bakım veren ve o bakım verenin bizi aynalaması. Bizde ne olduğunu bize anlatması. Bizim duygumuzu karşılaması. Yine Lacan'dan bir şey. Bunu hani az önceki fotoğrafı böyle de düşünebiliriz. Bu bir diyagram.
Lacan diyagramları çok sever. Yine karşıdakinden yansıyan bir benlik oluşturabilirim ben ancak. Başka türlüsü olmuyor. Yani bir insan yavrusunu ona çok iyi bakım veren işte primatların, mesela bonoboların vesaire yanına bıraksak, baksalar diyelim ki, aynı insan potansiyelinde olacak mı, olmayacak. Hatta şöyle daha yakın çalışmalar var. Bakım evlerinde çocukların gerçekten bütün fiziksel ihtiyaçlarını karşılandığı, işte altlarının temizlenmesi, sütlerinin verilmesi, oda sıcaklığı gibi böyle koşullar yaratmışlar ama çok çok sayıda bebek, ne bileyim 50 tane, 100 tane bebeğe 1-2 tane bakıcının ancak bakabildiği, yani şefkat, yakınlık ve aynalama gösteremediği ortamlarda çocukların öldüğünü gözlemlemişler. Bu boşuna değil. Yani o bütünlüğü sağlayabilmek ve insani bir yere doğru gelişebilmenin yolu bu aynalanma. Ne yapıyor? Aslında o gösterdiğim fotoğraftaki o Hieronymus Bosch'un tablosundaki o parçalanmış imgeleri bütünlüğe doğru taşıyan bir etki yapıyor bu aynalanma kısmı. Bunu aşka bağlayacağım yer burası. Bu yine Lacan'dan. Onun bahsettiği gerçek, yani gerçeklik ve de facto olarak süre giden hayat değil, dışarıda ve onu aktaramadığımız, söze dökemediğimiz bir kavram. Bunu zihnimizde imgelerle canlandırabiliriz ve söze dökersek, sembolleştirerek birbirimize anlatabiliriz. O gerçek olan şey aslında yine burası. Yani onu o bebek bize anlatamıyor, anlatamayacak. Hiçbirimiz de en içerideki o şeyi anlatamayacağız. Ama bunu simgeleştirdiğimizde, aynalandığımızda ne olabileceğine dair bir simge öğreneceğiz. Bunu yine Saussure'dan bir örnek, yani gösterge ve gösterilen arasındaki fark gibi düşünebilirsiniz. Ağaç dediğimde hepinizin kafasında bir şeyler canlanıyor. Bu benim söylediğim sadece bir simge, sadece ses. Sizin kafanızda oluşan da bir sadece gösterge. Gerçek ağaç dışarıda bir yerde aslında. Biraz buna benzetebiliriz belki, anlaşılır olması için. Aynalanma nasıl oluyor? En başta bebek, yani insan yavrusu kendini ayrı bir birim olarak, ayrı bir birey olarak zaten tahayyül edemiyor. Öyle bir kapasiteyle de doğmuyor. Ama zaman geçtikçe buradaki bütünlüğü görüyorsunuzdur. Yani aslında annenin bir uzantısı hala, doğmuş olmasına rağmen psikolojik olarak çok da doğmuş değil. Ama bu aşamaya geldiğinde mesela sadece süt emmiyor, annenin gözüne de bakıyor. Yani bakım verene bir bakış ve onu kendinden ayıran, orada başka biri var diyen bir bakış görüyoruz. Aynalanma aslında böyle bir şey. Ve aynalandıkça da, yani orada bir kişi var. O kişi anne, bakım veren, primer bakım veren kişi. Ve ben ondan, bebek ondan farklı. Yani aslında ayrı ayrı bireyler ikisi. Bu bir kere ortaya çıkıyor. Bu aslında bir yandan da hazin bir hikaye. Çünkü anneyle bütün olmak, o kopukluğu hiç yaşamamak, bakım verenden hiç ayrılmamış olmak ve bütün ihtiyaçların hemen karşılandığı bir cenneti kaybetmek gibi. Bosch'un tablosunda ona geri geleceğim. En sol taraftaki kısım gibi, yani aslında cennetten kovulma tasviri var orada da. Yani her şey aslında çok muhteşem, çok iyi ve hiçbir ihtiyaç karşılanmadan kalmıyor gibi. Çünkü bir bütünlük içinde ve bunu tarif etmeye gerek duymuyor bu bebek. Ama böyle kalamaz. Hazin hikaye burada başlıyor aslında. Ayrılmak zorunda. Hatta ayrıldığı gibi, hani ayrıldık tamam ama yine de onun bakım vereni olsun. Ne olur ki yani. Hep onunla ilgilensin. Fiziksel şartlar buna da izin vermiyor. Üstüne üstlük bir de başka bir daha giriyor araya. Bu Lacan'da da baba, babanın adı ya da yasası, hepsini söyleyebiliriz herhalde ama esas olarak bir üçüncü, yani cinsiyetiyle falan alakası yok. Annenin dikkatini çeken üçüncü olan her şey. Yani bu iş, güç, hayat, ailesi de dahil buna. Çünkü anne, yani onu bütünlüğüyle hayatta tutan o varlık sadece ona ait değil. Tam burada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Yani biz bu hazlı olan, cenneti andıran taraflara doğru bir eğilimde bulunabiliriz. Onu yakalamaya çalışabiliriz. Ama asla o anne karnındaki gibi ya da yeni doğmuş olduğumuz zamandaki gibi bir bütünlüğü yakalayamayacağız. Bu tam jouissance. Yani hazda yaklaşmak mümkün ama onu tam olarak yeniden yakalamak mümkün değil. Çünkü öyle bir gerçeklik yok. O yüzden de şöyle şeyler oluyor. Yani aşkla ilgili,
aşkla birlikte o paketin içine gelen sorular boşuna değil. Yani ne kadar yaklaşacağım, ne kadar bütünleyecek beni, ne kadar o hissi yakalayacağım, bu ne kadar sürecek, gerçekten sevecek mi beni? Niye böyle bir soru var mesela? Ne olur gerçekten sevmezse, gerçekten aşık olmazsa? Bu filmin de sorusu mesela, beni seven gerçek bir zihin var mı? Her filminin de sorusu aslında, değil mi? Yani bir gerçeklik ve gerçekten sevildiğine ikna olma çabasını yine görüyoruz. Çok bilim kurguyla ya da işte böyle yapay zeka ile ilgisi olmasa da bu sorular benim aklıma sevmek zamanını getirdi. Çünkü burada çok güzel tasvir edilmiş bir şey var. Yani ben bir şeyleri sevebilirim, bir şeylere aşık olabilirim ve araya birileri girmeyebilir. Bu ama gerçekte olamaz. Bir sureti severseniz olur. Yani sureti sonsuza kadar sevebilirsiniz. İşte şey gibi şu neydi? Adamın adını unuttum. İşte seks oyuncağı ile evlenen kişi gibi. Yani en fazla yıpranırsa yenisini yaptırırsınız gibi. Çünkü orada kurduğunuz ilişki bozulmayacak. Bir insan için bu geçerli değil, mümkün değil. Duyguları değişecek, zaman değişecek. Ve onunla aranıza hep üçüncüler girecek. Ama bir resimle aranıza birinin girmesine, bir şeyin girmesine ihtimal olmayabilir gerçek aşk. Burada Halil'in Meral'e en çok yakınması ve onu kendinden uzak tutması, filmi sanıyorum büyük çoğunluk görmüştür. En çok kendinden uzak tutma çabasının içine söylediği şey şu: ben resmine aşığım, sen girme aramıza. Bir. İkincisi, sana ellerimi uzatırım, tutmazsın, bırakırsın, beni bırakır gidersin. Yani o bırakılma hissiyatı boşuna olmasa gerek. Yine de Halil'i Meral'e çeken şeylerden birisi de araya bir üçüncünün girmesi oluyor, ironik bir şekilde. Yani araya Meral'in nişanlısı girdiği zaman artık uzak kalamıyor. Yani belki de bir ilgisi vardır. Yine az önce söylediğim gibi, eğer sonsuz ve hiçbir ayrım olmaksızın, hiçbir risk almaksızın bir aşk arıyor olsaydık herhalde, işte böyle bir konumda olurduk. Yani ya sureti ya aslını seçmek gibi. Bu sahnenin hemen sonrasında Meral fotoğrafı ve o gelinlik giymiş olan cansız mankeni suya atıyor. Filmi gördüyseniz. Yani aslı varsa suretine yer yok. Aslı varsa sonsuz bir aşka da yer yok. Kısıtlı olacak. Yani Meral bir gün ölecek. Yani en iyi ihtimalle, eğer aralarına hiçbir şey girmezse. Ve bu kısıtlılık her zaman aklının bir kenarında olacak. Aşkı bitecek ya da aşkın ömrünün sorulması boşuna değil. Bu kısıtlılıkları sanalla gerçek arasında filmde de görüyoruz. Şimdi biraz oraya doğru projeksiyonlardan da bahsedip bitireceğim. Çok fazla vakit kalmadı. Örneğin sanala doğru yönelmiş bir arzuyu gördüğümüzde ketlenen şey. Değil mi? Burada bir sanal sekse doğru giden bir şey var ama orada işte ölü kediler vesaire giriyor. Hani hiç olmayacak ve tam o hazzı da ortadan kaldıracak bir girişim. Hatta böyle ben izlerken de böyle hani nasıl bir tepki vereceğimi şaşırdığım için. Hani güleceğim ama tam gülünecek bir şey de değilmiş gibi, böyle rahatsızlık da verici. Gerçekten rahatsızlık verici bir ketlenme. Yani aslında sanalla ilgili bir meşguliyet, sanala doğru gitmek, işte arada beni seven bir zihin gerçek olmasa da bunu kabul edebilir miyim acaba? Gerçek aşk olmasa da bunu kabul edebilir miyim acaba sorusuna doğru bir eğilim gösteriyor. Ve o yüzden Samantha'yla bir şeyler hani olabilir mi diye düşünüyor ama aslında onu aşık eden şeylerden birisi şu. Bence şuradaki konuşma. Hemen sana her şeyi söylerim, sen yok diyor Samantha, ben söyleyemem. Ve bir şey söylüyor orada. Bunun hemen arkasından bedenim olduğuna dair bir fantezim var, onu anlatayım sana diyor ve geriye kalanları yine duymuyoruz. Eksik kalan bir şey var bakın. Tamamen bize ait olan o annenin bütünleşmiş olduğu bebekle arasındaki ilişki gibi. Öyle bir şeye aşık olamıyoruz. Yani ulaşılamaz bir taraf taşıdığında o zaman Theo şey diyor. Yani burada düşündüğümden daha fazlası var. Ulaşamadığım ama ulaşmayı isteyebileceğim ve beni çekebilecek bir arzu var o zaman. Bunu geçeceğim. Ve hani burada sonrasında işler yine böyle bir şeyde kalıyor. Yani o arzuya doğru gidilebilir mi? Gerçek bir beden girerse gerçek bir aşk olur mu? Gerçek bir bedeni sokmaya çalıştığında olan başka bir şey daha var burada. Mesela biriyle bir yemeğe çıkıyor ve çok iyi anlaşıyorlar. Sonrasında olan şey, orada şöyle bir şey kaçıyor. O ulaşılamazlık, o sihir bozuluyor mesela. Çok çok basit bir şeyle. Yani çünkü aşık olurken o aşık olduğumuz kişiye ya da bu bir
nesne, durum ya da aşkımızı işte canlandıran her neyse o inanç, o düşünce aslında en çok da kişi ama ona dair bir idealize bir durum hayal etmeliyiz. Yani ortalama şöyle böyle falan diye tarif ederek aşık olmak pek mümkün değil. Burada kadın şey diyor, eğer ciddi olacak bir ilişki ihtimali yoksa ben vakit kaybedemem. Yani bütün seyri bozan şey bu. Yani çok güzel gülüyor, onun gülüşü hiç kimsede yok. İşte çok iyi anlaştık, inanılmaz kafa bir kız. Ya da işte çok gerçekten duyarlı bir erkek, gerçekten ne kadar duygusalmışın hepsini yıkan bir şey bu. Gerçekliğe geri çağırıyor çünkü. Hayal kurmamıza o cüzansı yaratan, hani hazza gidebilirim arzusunu yaratmamıza taş koyuyor. Ve bitiyor. Yani sahne orada bitiyor. Aşk mümkün değil. Aynısını başka bir boyutta Samantha'yla da yaşıyor. Bu hemen hani ulaşamadığı, Samantha'ya ulaşamadığı ve sonrasında da hani büyük bir paniğe kapılıp onun peşine koşmaya başladığı sahne ve bir şey fark ediyor. Aynı şey gibi yani annesinin çok ihtiyacı olduğu halde bakım vermeye gelmemiş olduğu, bakım verenin diye düzelteyim daha politically correct olsun diye, bakım verenin tam da ihtiyacı olduğu anda yanında olmayan, bebeğin hissettiği gibi bir yoksunluk, hemen yakalama, hemen ulaşma çabası içinde hani ulaşıyor ama o zaman da tam ulaşamadığını fark ediyor. Aslında filmin kırılma noktalarından birisi de bu, öyle değil mi? Yani beni görsün, tek bana baksın, bir üçüncü girmesin aramıza. Aşkın idealizasyonun içinde bir de böyle bir şey var. Yani hep o bütünlüğü arayan bir taraf var. Bizi oraya doğru götürecek. Çok mutlu ve cennetsi, işte o bir uzaysal bütünlük hali yaşayacağızla aşık olabiliyoruz. Bunun aynısını başka bir şekilde de söylüyor. Yani ya benimsin ya da değilsin. Ama o hani aşık olunacak nesne, kişi yani. Yo yani sadece sana ait değilim diyor. Burada yine mümkündü olmayan bir taraf da canlanıyor aslında içinde. Çünkü gerçekten aşkın içinde yaşamaya çalıştığımız şeylerden birisi de şu. Hani bu bir sürü işte seks oyuncaklarından işte sanal sekslere işte bir tane robot olur mu, o bize işte hayat arkadaşlığı eder miye kadar her şey aslında biraz şunun gibi bir soru. Yani bana biricik hissettirecek bir tarafa ihtiyacım var. O aynalanmaya ihtiyacım var. Bunu bozan her şey yine aşık olmamı engelliyor. Tıpkı filmde araya giren filozof gibi, değil mi? Hem bir baba figürü gibi bir üçüncü, hem öteki, hem de filozof yani kültürü temsil eden. Lacan'ın da bahsettiği anlamda kültür diyor. Araya giren şey kültürdür aslında. Yani bütün o yaşam düzenimiz bir annenin çocukla bütünleşik olarak kalmasına engel olur. Öyle bir şey yaşamayız. Yani erişkin olmak zorundayızdır. Bunu kabul ettiği zaman yeni bir tarafa doğru Theo o zaman adım atabiliyor. Bir yas yaşıyor. İki tane yas yaşıyor aslında. Hem Samantha'yla hem eski karısıyla, Catherine'di galiba değil mi? Onunla olan yasını da kapatıyor ve depresif oluyor aslında. Biraz da depresif bir halde kapatıyor ve yeni bir şeye adım atma ihtimalini gösteriyor film bize. Orada bitiyor. Aslında biraz da son söz, son slide. Biraz şöyle bir şey gibi, aşık olmaya ihtiyacımız hani mümkün mü? İmkansız. İmkansız olma ihtimali bizi çekiyor. Asla tam olmayacak ama bir sürü soruyla birlikte bir sürü arzu ve bir sürü hani endişe ve heyecan yaratacak bir taraf herhalde bizi aşık eden. Teşekkürler. Çok sağ ol Taner. Gayet önemli bir noktaya değindi Taner. Aynalanmak ve bağlanmak, onu anlamlandırmak üzerine. O bana, size bir şiir okuyayım. Aragon'un bir şiiri bu. Hemen şu anda buldum, sağ olsun internet. Lacan'ın psikanalizin dört temel kavramı diye ben çevirdiğim kafamda. Kitabının başında Aragon'dan bir şiir koyar, aynalanma üzerine. Bunun adı Karşı Şarkı'dır. Boş yere imgen beni görmeye gelir ve onu yalnızca gösterdiğim yerde içime giremez. Sen bana dönünce bakışımın duvarında yalnız senin düşlenmiş gölgeni bulabilirsin. Ben yansıtan ama görmeyen aynalarla karşılaştırılabilecek denli mutsuz. Gözlerim aynalar gibi boş, aynalar gibi onları kör eden yokluğuna doldurulmuş.
Tabii her şiir anlamlandırılmaya muhtaç ama burada aynalanma deyince aslında o aynada bildiğimiz gibi bir yerde aynaların bakışı yok. Ve aynalar size karşı tabii ki aynalama burada anne veya karşıdan aşık olan kişinin size verdiği geri bildirim dolayısıyla ama onun hepsi sizin içinizde oluyor. Aslında filmde olan da bu. Yani bir operating sistemle kişi kendinin aynalandığını görüyor. Aslında operating sistem bir dizi kod. Yani sonunda bir bilgisayarın kodlaması ama çok akıllıca kodlanmış bir şey. Bu yapay zekanın şeysi. Aslında doğal zeka da öyle. Yani Hakan'ın söylediği de biz de aşk konusunda programlanmışız. Memetik bilimini bilenler. Aslında hani Richard Dawkins'in söylediği gibi bencil gen kendini çoğaltmak için aşk denen bir oyunu keşfetmiş diye de düşünülebilir. Şimdi şöyle diyeyim ben aslında konuşmama Gradiva ile girecektim. Gradiva'yı biliyor musunuz? Bilen var mı? Emin biliyordur. Şimdi Gradiva bir romancık, 120 sayfalık bir roman, 1860'larda bir Alman yazarı Wilhelm Jensen diye bir adam, Gradiva diye bir roman yazar. Bu romanda bir Alman arkeolog var, bir tane fresk görmüştür Vatikan'da bir müzede. O freskle obsese olur. Olağanüstü bir şekilde ve onun devamını bulmak için İtalya'ya gider. Pompei'de kazılara kalkışır. Böyle güneşin alnında arkeologları biliyorsun sadece yazın çalışabiliyorlar. Kazıyor artık böyle olmadık durumlarda susuz çok uğraşmış. Ve o sırada kazı çukurunun içindeyken yanından bir hanım geçiyor. Zaten Gradiva figürünü görürseniz internette bakınız, ben size yansıtamıyorum buradan. Böyle ince bilekleri olan, o yüzden obsede olmuştur o figürle. Ve bir hatun, bir bakıyor Gradiva'nın bacakları, yani böyle çukurun içerisine baktığı vakit o bilekleri görüyor. Ve konuşmaya başlıyor kadınla. Ama ilginç bir şekilde İtalya'nın ortasında Napoli'de Almanca konuşuyorlar. Hem kadın hem adam. Meğerse o arkeoloğun çocukluk aşkı. Ve o şekilde onu bulmuş. Roman bu minval üzerine. Ben size spoiler verdim ama. Şimdi bu roman 120 sayfa. Bunun üzerine bizim pirimiz Freud 190 sayfalık bir essay yazıyor. İşte biz psikiyatristler böyleyiz. Bir film seyrediyoruz. Film 2 saat. Biz de üzerine futbol yorumcuları gibi bir 2 saat kısa, daha konuşuruz. Kısa bitirdik. Kısa bitirdik biliyorum. Ama yani hakikaten bu da 21. yüzyıl Gradiva'sı olabilecek bir film. Ya, ve boşuna değil. Yani en iyi senaryo, en yaratıcı yazarlık ödülünü almış olması. Bence yani ben ilk seyrettiğimde de onu düşünmüştüm. Hani o açıdan takılmak istemiyorum filme. Çünkü bu tür filmler çok var. Muhtemelen Big Bang Theory izleyeniniz vardır. Orada 4 tane Asperger'li çocuktan bir tanesi olan Raj gider Siri ile aşık olmuştur. Siri ile çıkmaya çalışır. Hatırlıyor musunuz? Yani bu tür şeyler ister istemez günümüzde çok konu oluyor. Ama ben bir yerde bu filmin tabii yazarı da bu çeşit bir mizahi bir konuyu almış ama sanki Jules Verne'in Ay'a Yolculuk gibi bir yerde ileride var olacak bir bilim kurgu denemesi üzerinden aşkı çok iyi analiz eden danışmanlarla ve kendisi de buna dahil olmak üzere. Çünkü senaryo yazan da o, filmi yöneten de o. Çalıştığını düşünüyorum. Biz de vakti zamanında bir arkadaşımla Monopoly oyununu biliyorsunuzdur. Biz onu Aşkopoly diye bir oyun yaptık ama bir türlü satışa geçmedi. Aslında yani bir yerde aşkın da kendine has kuralları var. Bir yerde aşk kendini aramaktır, kendini sevmektir, bir keşiftir gibi. Ve burada da filmin açılış sahnesinde eğer bu hani en iyi mektuplar.com da çalışan Theodore'u görürseniz ilk yazdığı mektup da hiç görmediği bir ruh ikisine sonsuz aşk mektubudur. Öyle başlıyor film. Ve onu yazarken adamı sanki böyle
hani duygusuz, aleksitimik, Asperger gibi hani bu duyguları dile getiriyor ama bir şekilde uzak bir adam gibi görüyorsunuz. Ondan sonra bir şekilde hani postmodernlikten öyle bir şeyde çalıştığını, artık bunun rutin kanıksanmış bir iş olduğunu görüyorsunuz. Bilahare en sonunda da şöyle bağlıyor, ne kadar fark edilebiliyor o filmde. Sonunda boşandığı eşine bir mektup yazıyor bütün bu işler bittikten sonra. O bir gerçek mektup oluyor. Yani o da çok güzel bir kurgu örneği diye sizle paylaşayım dedim. Şimdi tabii yani aşkın değişik halleri, insanlık halleri gerek Hakan gerek Taner anlattılar. Bir yerde benim gördüğüm bu filmde, bugün sabah biraz daha seyrettim. Hani orada var olan şey bir yerde Theodore'un bu operating sistemle, bir onu da anlatayım da kurallarından şey yapın. Operating sisteme işte sen kimsin, adın ne Theodore, ondan sonra erkek sesimi istiyorsun, kadın sesimi, kadın diyor. Bana annenle olan ilişkini anlat diyor. Theodore biraz böyle ıkınıyor, sıkınıyor, it's complicated gibi şeyler sorarken tamam deyip next soruya geçiyor. Bir sonraki soruya geçiyor. Yani orada programlamacı da hani it's all about your mother tarzında Almodovar'ın filmi gibi. Hani her şey annende başlıyor, annende bitiyor. Ben seni öyle halledeceğim gibi düşünüyor. Ve ama filmde bilgisayarla olan ilişkisine bakın. Bir zaman New York Times'da bir makale çıkmıştı. Birini kendinize aşık etmek için şu 36 şeyi yapın diye. Ve benim Harvard'daki öğrencilerden bir tanesi bunu yaptı ve nitekim bir hafta içerisinde çocukla çıkmaya başladılar. Bir yıl içerisinde evlendiler. Yani bu aynen bu filmde bilgisayarın Theodore'a yaptığı her şey vardı. Yani o bilgisayarı programlayan çok iyi bir psikoterapi şeyi de yazabilir. Hani öyle bir şey olsa o kadar güzel yapılacağını düşünmüyorum. Tabii bir de Scarlett Johansson gibi bir ses olacak. Gerçi orada da ilk Samantha ismini alması da Samantha Morton oynayacakmış bu filmde. Sonradan bir şekilde oynamamış. Film bittikten sonra post production'da Scarlett Johansson'ı getirmişler filme. Yani ses olarak getirmişler, görüntü olarak zaten yok biliyorsunuz. Hani ve iki saat aktörle Theodore'la aynı odada tutmuşlar ki konuşsunlar, birbirlerini anlasınlar. Hani ses bir şekilde o entonasyonu, karşılıklılığı, aynalamayı diyeyim sağlasın diye. Yani o gerçek ses bir şekilde. Ve oradaki bütün olay programın yaptığı empati. Yani şey aynalıyor sürekli. Bilgisayar Theodore'u aynalıyor. Ve sonunda Theodore'un söylediği şeyine Samantha'yı, hani dörtlü bir ikili date'e çıkıyorlar dört kişi. Hani iki gerçek aşık arkadaş, sen aşkını nasıl anlatırsın diyor. Öbürü kemküm şey Theodore Samantha için o her şeyin toplamından daha fazla bir şey. Her şeyini seviyorum. Ondan da yani o çok olağanüstü bir romantik tanım. Çünkü her şeyini, bu 36 maddeyi her şeyini karşılıyor operating system. Yani hatta ve hatta şey yaptığında virtual sex yapıyor önce. Ve virtual sex'te sonrası sen gerçek bir insan değilsin ki, bedenin yok demeye getirince, bu sefer ne yapıp edip bir üçüncü bulup onu da surrogate sex, yani bir şekilde vekaleten, evet vekaleten cinsellik bile buluyor. Ve görüyorsunuz yani bilgisayar oturup kız Theodore'un uzun zamanlı kız arkadaşı var. Yani kız arkadaşı, sevgilisi değil, Amy. Koda kocasından, Charles'tan ayrılmış. Onunla hani bir akşam çıkacak diye çok kıskanıyor. Yani tam kıskanmayı da programlamışlar veya filme almışlar. Çünkü onun bir buddy'si var. Yani o seninle bir şey yapılabilir, olabilir gibi. Ama orada başka bir şey de var. Yani bu surrogate sex, vekaleten seksi yapacak kişiyi de yani herhalde bir web sitesinden falan buldu Samantha. O kişi de bunların aşkına bir yerde hayran kalmış.
sizin aşkınız çok güzel de ben buna dahil olmak istiyorum, onu yaşamak istiyorum diye bir üçüncü olarak gidiyor. Ve altruistik, yani Samantha'nın yerine geçmeye hazır, bu iş için para almıyor, şey yapmıyor bir şekilde. O da ilginç bir üçüncü şeysi. Bu arada Alan Watts'ı gösterdi. O tabii bir filozof olarak ve de bir akıllı işletim sistemi olarak işin içerisine girince bu sefer Theodore'un paçaları tutuşuyor. O da kıskanıyor karşılığında. Sinema açısından ilginç bir şey. Ben görüntülerle bir filmi okumak üzerine takıldığım için onu ilk duyduğunda yerde bir kanalizasyon kapağı var. Oradan buharlar çıkıyor. Sonra evde onun üzerine konuşunca bu sefer çaydanlık kaynıyor, oradan daha büyük buharlar çıkıyor. Yani o göstergeler sembolik olarak o kıskançlığı bir şekilde duygusunu anlatması açısından ilginç diye düşündüm. Ama konuşmalarda da ilginçlikler var. Şöyle ki aynı anda bir şeylerin olması. Yani o aslında Theodore'un söylediği bir şey. Yani onun yaptığı şeyle aynı anda bir sürü şeyini seviyorum dediği vakit. Aynı andayı bu sefer Samantha farklı bir şekilde konuşuyor. Ve sanırım o an Theodore'un kafasına bir kurt düşüyor. Ve soruyor. Bir bakıyor etrafındaki herkes birbiriyle konuşuyor. Hatta bazı kişiler birden fazla kişiyle konuşuyor. Sen aynı anda kaç kişiyle konuşuyorsun? Yanıt 8316. Peki diyor aynı anda kaç kişiyi seviyorsun? Yanıt 641. Wow. Tabii o şey kırık, hayal kırıklığı, yani aynı anda ama diyor yani sana olan sevgim azalmadı ki. Yani seni eskisi kadar seviyorum ve bilgisayarların böyle bir yeteneği var belki ama biricik olma şeysi çok önemli orada primary narcissism açısından. Yani o annenin biriciği değilse hani bir kardeşle baş edebilirsiniz belki beş kardeşle de baş edersiniz ama 8316 kişiyle baş etmek biraz zor gibi. Her neyse ama başka bir şey yani operating system Theodore'un başka ihtiyaçlarını da bir yerde mektuplarını okuyarak onu anlayarak ve bir yerde biliyor musunuz hani tıpkı az önce Hakan'ın söylediği gibi neredeyse bana anlat diyor bir psikanalist gibi konuşturarak. Hani o serbest çağrışma sokarak şey yapıyor ve sonunda güzel hediyelerden bir tanesi nitekim sonuna doğru o hediye olarak çıkıyor. Hani onun rutin olarak yaptığı işi mektup yazmalarından en iyi seçkilerini yapıyor, bir mektup antolojisi yapıyor ve Book of Letters Crown Press tarafından basılıyor. O da hani aşkta karşı tarafın sizi büyütmesi ve size sizin bir yanınıza o hiçbir zaman düşünmüyordu ki o mektuplar edebi bir değer olup bir kitap olsun gibilerinden. Hani orada Alan bunu sevmesinin bir şeysi de bu aldığı ödül değil ama düşünülmek, bir karşındaki kişi tarafından emek verilerek düşünülmek de aşkın çok önemli bir bileşeni gibi geliyor. Ve ama o biriciklikten vazgeçmiyor ve ancak ve ancak anlıyor ki bu olmayacak ve sonuçta bir ayrılık var. Ve o ayrılık belki büyütüyor Theodore'u ve ondan sonra Catherine'e bir yerde o mektubu yazıyor başında söylemiş olduğum yani o ayrılıktan sonra yazdığı mektupta da biz seninle birlikte büyüdük diye yazıyor ve senin bir parçan her zaman benim içimde ve benim bir parçam da senin içinde seninle her zaman sonsuza dek arkadaş kalacağız. Theodore'un ilk doğru düzgün duygusunu Catherine'e ifade ettiği şey o. Çünkü hatırlarsınız Catherine'le bir Los Angeles'ta restoranda öğle yemeği için boşanma kağıtlarını imzalamak için toplandıklarında, bir araya geldiklerinde garsonun önünde kavga ediyorlar. Catherine ona işte bu adam benden ayrılmak istedi, bana Prozac vermek istedi, şimdi de gitti kompütörüyle aşık, beni bilgisayarıyla aldatıyor diye. Kız ne desin, çekip gidiyor. Yani olay bir yerde bence yapay zeka alegorisi üzerinden belki Gradiva'daki gibi ana tema doğal yaşamın içerisinde aşkı çözümlemek şeklinde diye düşünüyorum ben. Bu açıdan hani aşk üzerine bir sürü aforizma
söylenebilir ama bilim kurgu açısından yapay zekayı kullanarak ilginç bir gösterge olmuş. Lacan'ın karmaşık şemaları gibi oldu ama bilim kurgu da bir kurgu zaten. Ama bizi aşk üzerine konuşturttu böylelikle. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir sürü başka notum da var ama bu böyle bir bütün oldu. Ben vaktiniz varsa, keyfiniz de varsa seyircilerden, sizden gelecek tepkiler ve panelistlerden, bizden yanıtlar isterseniz ne âlâ. Buyurun. Bir saniye bekleyebilir misiniz? Bir beklerseniz mikrofon gelecek. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Özellikle yorumlarınız için teşekkür ederim. Bir film tabii böyle bir uzmanlıkla ne kadar güzel irdelenebilirmiş onu gördüm. Ben de yakaladığım birkaç şeyi umarım böyle çok da haddimi aşmadan anlatmaya çalışayım. Aslında... Tabii aşk da benim konum ama konum biraz daha IT ve yapay zeka üzerine uzman olmamakla beraber biraz kafa yoruyorum. Filmi ilk gördüğüm anda ilk başlangıcı bu ilk mektupla beraber benim aklıma bir modern Cyrano de Bergerac öyküsü geldi aslında. Cyrano de Bergerac da aslında başkasının adına aşk mektupları yazan birisi. Ve bu aşk mektupları aslında hedefine tam da ulaşmaktadır. Bu aşk mektupları aşık etmektedir, istediğini yapmaktadır. Ama aşık olunan burada nedir? Aslında sözler midir? Bunu böyle koyup bir park ettikten sonra yapay zeka kısmına geçecek olursak, yapay zekanın ne kadar zeki olduğuyla ilgili belki bir iki düşünce söylemek lazım. Ben çok da uzatmayayım sözü ama dikkatimi çeken bir şey oldu. Eğer kaçırdıysam özür dilerim. Hiç kimse, yani konuşmacılardan kimse yapay zekayı tanımlamak istemedi. Belki gerek görmediniz. Ya kendinden menkul olduğunu düşündünüz ama çok da üzerinde uzlaşılmış bir tanımı yok. İşte komik tanımlar var. Bilgisayarların yapamadığı şey yapay zekadır gibi. Halbuki bilgisayar yaptığı an o aslında yapay zeka olmaktan çıkıyor. Peki nedir gibi. Ama tabii elektriği tanımlarken köylü demiş ki ne idüğü belirsiz, ittüğünden bellidir. Bu ne demek? Biz karşımızda bir insan varmış gibi algılayabiliyor isek eğer o makinenin zeki olduğunu, bir yapay zekaya sahip olduğunu söylüyoruz. Bunun denemesi yapıldığında işte yarışmaları yapılıyor tabii ki. Ne kadar yapay zeka, ne kadar gerçekçi, ne kadar insansı bir yapay zeka diye baktığımızda işte tam da böyle bir chat robotuyla konuştuğunuzda uzmanlar karşıya geçiyor. Ve puanlıyorlar. Ne kadar insan gibi birisiyle konuştuğunu düşünüyorlar. Uzmanlar ve sıradan insanlar değil. En sonunda bu yapay zekalardan kazanan aslında hiç de zekice cevaplar vermeyen 12 yaşında ergen bir çocuğun davranışlarını taklit eden öf çok sıkıldım konuşacak başka konun yok mu tarzında böyle ciddi sorulara işte duygusal aptalca yanıtlar veren yapay zeka oluyor. Yani karşıdakinin gerçekten insan olduğunu düşündüren aslında duygusal yaklaşımlar oluyor. Bunu da söyledikten sonra belki bir şey daha eklemek lazım. Aslında yapay zekanın kavramında bu neural networklerde sizin de başta değindiğiniz gösterdiğiniz gibi yapay zeka kavramının içerisinde aslında onu öyle programlamak yok. Aslında ona bir eğitim seti vererek çok geniş bir eğitim seti vererek kendi kendine bir şeyleri öğrenmesini sağlamak var. Neural networklerde işte deep learning dediğimiz bir şey gerçekleşiyor. Tabii ben detayına çok da iyi bilmemekle birlikte girmek de istemiyorum ama özetle olan şu, içeride o kendi kendine bir takım bağlantılar gerçekleştiriyor. Aynı bizim beynimizin gerçekleştirdiği gibi, beynimizdeki nöronların gerçekleştirdiği gibi. Ve derin katmanlarda siz aslında ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani bir bilgisayar programcısı açısından tam da aslında korkulacak bir şey, içeride ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama dediğiniz gibi sonuçta sonuca biz bakıyoruz. Şimdi tekrar bağlamaya çalışırsam, kusura bakmayın böyle çok da hazırlanmadan konuşuyorum ama toparlamaya çalışayım hızlıca. Cyrano de Bergerac'ın mektuplarında bizim gördüğümüz sözler olduğu gibi veya yapay zekanın inandırıcılığı aslında bizimle iletişim kurduğu sözler olduğu gibi. Theodore'un da aslında sizin çok güzel anlattığınız o
çok geniş bir data setinden ve Theodore'u doğrudan aynalayarak, yansıtarak ona sözlerle iletişim kuran bu yapay zekaya aşık olması da aslında kaçırılmaz gibi bir şey. Belki bunları söylemek lazım. Bir yandan da gene bu 646 kişi, işte bu kadar çok kişiyle konuşup bunlardan 640 tanesine aşık olan Samantha'nın da aslında Theodore'un yaptığından çok da fazla farklı bir şey yapmadığını düşünüyoruz. Çünkü Theodore da binlerce kişiye, binlerce kişinin adına Cyrano Bergerac gibi mektuplar yazıyordu. Aslında bunların hiçbirisini hissetmiyordu. O da orada sadece işini yapıyordu. Samantha'nın işini yaptığı gibi. Ama birçok insan o duyguları hissedebiliyordu ve karşılarında bir insan varmış gibi mutlu oluyordu. Belki bunu söylemek lazım. Tekrar teşekkür ediyorum yaptığınız yorumlar için. Zihnimizi çok açtı. Gayet güzel bir katkı oldu. Herhangi bir şey söylemek ister misiniz? Ben ufak bir şey, teşekkürler katkılar için. Dün Twitter'dan arkadaşlarla bu etkinliği konuşurken tartışması çıktı. Turing testini geçerse bir date çıkar mısın, çıkmaz mısın? Bunu yani pro ve anti şeklinde savunanlar oldu. Evet, yani bilgisayarın sadece insanmış gibi olmasından öte kaygıları da çıkıyor sanki. Yani bir yandan da hep şeyi arıyor, yani gerçek bir zihin var mı? Yani gerçek bir zihinle ne kastettiğimizi ben de çok tarif edemiyorum ama sanki öyle bir ihtiyaç da yaratıyor. Ayırt edememenin ötesine geçen bir tarafı da var gibi. Teşekkürler. Evet, o güzel bir soru. Yani ben herhalde düşerdim. Turing testini geçse biriyle date çıkardım. Ama benim de sorduğum soru şuydu. Yani senin Twitter şeyine girmedim. Samantha self analiz yapabilir mi? Yani onu bu programlaması içerisinde keşfedebilir miydi? Yapay zeka konusunda şunu söyleyeyim. Mesela ben 80'lerde Basel'deyken bana bir tane bilgisayar değildi. Yani bir satranç makinesi hediye etmişlerdi. Çok satranç oynuyorum diye. Makineli oynuyorum. İlk 5-10 oyunda beni yeniyor. Sonra yani artık bu yapay zekası var göğe. Ama değil tabii ki o zamanlar. Hele daha az. Ondan sonra ama anlaşılmaz bir şekilde hata yapıp hatta kraliçenizi verirseniz ve ondan sonra 2-3 hamlede mat gözüküyorsa onu görmüyor. Yani yapay zekanın da öyle boşlukları var. İnsani olan şeylere yabancılar. Arkada bir soru var. Ben arada bir tık arttırmak istiyorum. Samantha self-analiz yaptığını söylerse ne yapacağız? Ha, onu test ederiz. Dur bakalım. O zaman gruba yaptım çağırırız. Yaptım derse mesela. Yapması önemli değil. O bilinçliye ulaşması önemli. Farkındalığa. Merhaba. Buyurun. Ya aslında ben bu yıl birazcık hem bu bahsettiğinizde başta hani itki çek. İtmesi ve çekmesi aşkın aynı anda ve nefretin ve aşkın aynı anda var olması ve aslında bir şekilde aynı duyguya da tekabül etmesi durumu üzerine düşünme fırsatım olmuştu. Ve Cogito'nun aşk sayısını okuduğumda başlangıçta ilk yazı Enis Batur'a aitti. Ve aslında orada işte hem mutlu mutsuz aşktan ve mutlu aşkın tarihi olmadığından, aslında doğrusunun bir şekilde bu olabileceğinden, İşte mutlu aşk yoktur'dan çok bahsetmişti ve sonunda aslında ortalarında bir yerde şey demişti, hani platonik aşk, platonik dediğimiz şey aslında aşk değil gibi bir sözü vardı. Bunun üzerinden aslında bu noktada sadece sesini duyduğumuz bir şeyin, sizin de hani çünkü aynalama üzerinden de konuştuk. Aslında platonik dediğimiz şeyin de aşk olabileceği bir durum olabilir mi? Ve bunun üzerinden aynı anda birçok kişiyle aşk yaşama ya da tek başına, işte platonik dediğimizde tek başına ya da çoklu bir şekilde aşkı yaşama ya da işte ikisinin ilişkisine başka bir bedenin girmesi veya birinin sadece sesle var olması üzerinden aslında platonik aşkın, yani çoklu ve tekli aşkı nasıl değerlendirirsiniz? Hep üçünüze de aslında bu soru. Çoklu ve tekli aşk. Çok uzun değerlendiririz diye korkuyorum. yani Theodore'un yaşadığı platonik mi sorulardan birisi bu. Yani platonikle benzeştirilebilir mi? Karşıda birinin olmamasıyla kastettiğimiz onun zihninin olmaması mı yoksa bedenin olmaması mı gibi sorular geliyor aklıma. Çoklu ve tekli aşk konusunu bilemiyorum. Yani film bağlamında bir yorumum olmadı. Belki bir şeyler söylemek isterseniz. Yani platonik aşk için söyleyeceğim şey şu. Yani benim başlangıçta okuduğum şiir
bir yerde hani her aşkın bir şekilde platonik kısmı da var. Yani aşkı yaşayan kişi her ne kadar aşk ilişkisel ve işteş de olsa kendi içinde yaşar. Yani tek kişilik aşk olmaz tabii de ama aşkın bir bireyi olarak onu birimi o kişidir. Ama o bireyin aynalanması, karşılıklılık, orada sınırların olması olmaması anlamına gelmez. Şimdi oradan çıkarak bunu çoğullaştırabilir miyiz? Yani Samantha bir yerde onun matematik kuramın gibi düşünürsek böyle çok o yapay zeka bağlamında şöyle demişti değil mi Theodora? Benim sana olan aşkımda hiçbir değişiklik yok. Onun niceliği, niteliği aynı. Ama ben 610 veya 630 kişiyle de aynı şekilde aşığım. Yani Samantha'nın kapasitesi çok büyük bir bilgisayar olarak. Artık hard diski mi büyük, cloud'u mu var, yoksa processor'ı mı yüksek vesaire. Aynı anda 8000 kişiyle konuşuyor, 600 ile aşk. Yani eğer bunu yapabilirseniz ne âlâ. Ama bizim insan olarak birden fazla kişiyle bunu yapmamız çok çok zor. Hani araya bir üçüncü girince zaten işler karışıyor. Değil mi? O yüzden hani bilgisayarlar için çoklu aşk olsun da insanlar için olacağını pek sanmıyorum kolayla. Olursa orada patolojiye girmeye başlıyoruz. Benim düşüncem o. Ben de birkaç şey söyleyeyim. Susmuş olmayayım. Şey söyleyeceğimden değil de. Aslında Coel'den söz etmek isterdim burada. Joel Coel aslında benim çok sevdiğim bütün sunumlarımı onunla bitirmeye çalışıyorum. Ama Tarih Betin diye mutlaka okuyun, çok güzel bir kitabı var. Aşkın aslında platonik eros kavramıyla ilişkisini vurgular Coel. Ve sadece aşk üzerinden değil aslında bir tür kopmuşluktur aslında aşk dediğimiz şey. Platoncu anlamda yani bir idealar dünyasından ya da bizim bilmediğimiz bir şeyden aslında var olduğunu sandığımız ama ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyden duyduğumuz eksikliktir. Buna arzu diyebiliriz. Arzu insanı harekete geçiren şeydir. Ve o anne ile çocuk arasında da ortaya çıkabilir, sevgililer arasında da ortaya çıkabilir, bir sürü şekilde ortaya çıkabilir. Arzu bizi bütünlüğe sevk eden, eksikliği, Taner'in söylediği gibi o eksikliği tamamlama çabasını oluşturan şeydir. Ve çok kişiyle de olmaz. Neden? Çünkü o sizin ruh işinizdir. Öyle sanarız. Harekete geçirici şey o kişinin bizi tamamlayıcı bir şey olduğu düşüncesidir. Nitekim birçok evlilik aslında böyle olur biliyorsunuz. Sonra da o tamamlayıcı şeyler yüzünden biter. Her neyse o ayrı konu. Kısaca böyle söyleyeyim. Peki oradan Taner'e bir uzatayım ben şeyi. O da Lacan'a çektiği için. Hani o arzu ve arzunun nesnesi obje petit a. Küçük a nesnesi gibi. Yani bir türlü varılamayan şey. Aslında gerçek bir kişide aşk beden bulabilir mi? Yoksa obje petit a... Lacan'ın cevapları basit. Yani kadın yok, cinsel ilişki yok. O yüzden hani Lacan'ınkilerden söylenecek çok kısa cevapları var elbette ama... Şey kısmını düşünecek olursak onu düşünüyordum. Yani aslında aynı arzu çoklu olarak duyulabilir mi? Çok da hani aslında aykırı gelmiyor bana böyle söylenince. Ama aşktaki o idealizasyonun sürmesinin de çok mümkün olmadığını da hissettiriyor bir yandan. Çünkü burada şeyden bahsediyoruz. Yani hani cinsel ilişki, yönelim vesaire falan değil. Bunların dışında ya da yakınlık kurmaktan da başka... Biricik şekilde onu idealize edebildiğiniz bir durumdan bahsediyoruz. Yani durumun kendisi platonik aşk olur ama sanırım hani çokluğu olarak yaşanan biçimde olması pek mümkün görünmüyor böyle bakınca. Evet. Tehlikeli sorulara devam. Şurada vardı, ondan sonra buraya alacağız. Merhaba, çok teşekkür ederiz zaten sunumunuz harikuladeydi. Bu aşk konusuna bir de böyle bir tanım ifade etmek istiyorum. Sende olmayanı, sana veremeyecek olana duyulan yoğun tutku. Yani hani aşkın bitmesi, 2 sene içinde sönmesi falandan bahsedildiği ne şöyle bir açıklamada getirilebiliyor.
O eksikliğin, yani sende olmayanı sana veremeyecek olandan isteme durumunda onun ne olduğunu tespit etme, onu şifalandırma süreci başladığı zaman zaten aşk kendiliğinden yavaş yavaş yok oluyor gibi bir tarifte var. Yani sizin söylediğinizde paralelinde bir şey söylüyorum. Ayrıca bu filmde de Stratford, Wives of Stratford, o da bir şekilde çağrıştırdı. Çünkü kadın Samantha mükemmel, her şeyi yani her zaman adam için var olabiliyor. Ve adamı çok rahatsız edici bir tutumuma hiçbir zaman girmedi. Onu da söylemek istedim. Bir de bu bahsettiğiniz robot meselesiyle alakalı, İstanbul'da bildiğim bir aile var. Beyefendinin karısı var, çocukları var ve bu robot Amerika'dan getirtildi. Bunlar 60 bin 70 bin dolar civarında, çok yüksek rakamlarda. Bu robot içinde özel küçük bir ev tutmak zorunda kaldı. Çünkü kocaman robot, bir şey bakım tabii. Bakım veren değil herhalde. Efendim? İlaç hatırlatan değil galiba. Ne yapar? İlaç hatırlatan değil herhalde. Hayır efendim, ilaç değil. Bu robotun kendisi koskocaman bayağı böyle şey gibi, tabut gibi bir şeyde geliyormuş falan kargoyla. Bunun için özel bir ev tutmak zorunda kaldı. Tabii ki eve sokamıyor onu. Hukukçulara da sormak lazım, acaba bu şey mi oluyor? Hani aldatma mı oluyor? Kuma mı oluyor? Metres mi oluyor? Böyle vakalarda duydum. İstanbul'da böyle bir şey var. Adres. Ben ilk cümle için şunu söylemek isterim. Robota yorum yapmayacağım. Şöyle bir tanım var. Bana ait değil. Nereden duydum da hatırlamıyorum. Kusura bakmayın, kaynak söyleyemeyeceğim. Aşk sen kendinde olmayanı bir başkasına verebilmektir. Açıklamaya da çalışmayacağım ama bu cümle hep böyle çok iyi bir tanımmış gibi gelir bana. Kendin... Evet, o hatırlattığı için söylemek istedim. Kendinde olmayanı bir başkasına vermek. Yani bunun içinde kendinde olmayanları ona atfetmek de var. Sende olmadığı halde onun ihtiyacı olanı vermeye çalışmak da var. Bir sürü şey düşünülebilir sanırım. Ama söz benim değil, ben sadece söz... beğeniyorum. Evet. Evet, yani bir şey vermemek, o Kayserilik yapıyor biraz belki ama olay, ben Theodor'un mesela Samantha'da olmayan bir şey, Theodor'un mektuplarından bir seçki yapıp onu Theodor'a baskısını vermekti. Yani aşk bir yerde altruistik bir etkinliktir, karşındakini büyütmektir. O anlamda yani ben o sözü öyle yorumluyorum. Taner'e arka çıkmış olayım. Ben yorum yapmayacağım, yani sözü beğeniyorum, öyle evet. Paylaşmak istedim. Burada bir soru vardı, buyurun. Buyurun. Sunulan aşk gerçek bir aşk mıdır? Bunu sorgulama ihtiyacı hissettim. Tabii ki gerçek aşkın ne olduğunu çözemedik, konuşamadık, bilmiyoruz. Ama en azından tatmin noktasında, tatmin edici bir aşk mıdır noktasında alternatiflerle ilişkisi devreye giriyor. Çünkü Samantha açısından alternatifleri bulana kadar bir kişiye onu anlıyor. Kendini yerine koyabiliyor. Birçok noktada daha fazla konuşuyor. Ancak peşi sıra pek çok alternatif olduğunu da öğreniyor. Ve hatta bir kere Theodor'la olan konuşmasını tamam aşk değildi ama başka biriyle konuşmaya da tercih ediyor. Tam olarak Theodor'un kıskançlık yaptığı noktalarda hatta. Aynı şekilde Theodor açısından ise bir alternatif bulamamanın verdiği bir bağlılık mıydı? Bunu da sorguladım. Yani çift taraflı bir sorgulama yaptım. Bu beni düşündürüyor. Yani bir ilişki alternatifler devreye girene kadar mı sürer? Ya da girdiği takdirde, bir alternatif devreye girdiği takdirde ve sevgi şekli değiştikten sonra alternatif devreye girene kadarki kısmı gerçek diye nitelendirebilir miyiz? Bunu merak ediyorum, fikrinizi. Ben tersini söylerdim. Yani alternatifler olduğu halde kurulabildiği için aşk, yoksa alternatif yoksa
Yani şey gibi ikili bir ilişki, diyadik. Yani bir kişi var ve karşısında başka bir kişi var. Burada o kırılma belki şey gibi düşünülebilir. Yani bu filmin boyutları açısından düşünülünce hani Theodore'u bir o sanala götüren bir kırılma vardı. Bir de başka bir kırılmayla geri getirdi diye de düşündüm ben yönetmen. Hani aynı kırılmanın benzerini yaşatarak geri döndü ama her ikisinde de yine şey olduğunu düşünüyorum. Bir alternatif var ve o alternatif ortaya çıktığında ortaya çıkan yarış, rekabet vesaire bu kısımla ilgili. Zaten Theodore'un derdi bu. Biraz da hani o kişiliğin derdini de hani göz ardı etmemek lazım. Burada hani aşkın bütün tanımından çok Theodore'un aşkında konuşuyoruz. Bunu düşündüm ben biraz böyle. Filmin içerisinde tabii pek çok karşılaştırma vardı. Karşılaştırmalardan bir tanesi Theodore'un arkadaşı sanırım Amy ile Charles. Hani onların ayrılmasından sonra Amy Charles'la olan ilişkisini anlatıyor. Ne kadar kısır döngüyü anlatıyordu. Yani böyle bile bile özellikle akabinde şeyin Theodore'un Samantha ile konuşması ise ne kadar pozitif ya bir konuşma. Yani bir yerde transferans, kontr transferans o pozitif konuşmanın üzerine o aynalamayla, empatiyle gelişen bir şey. O karşılaştırma açısından bakınca bir yerde aşk hani büyüten, geliştiren, gerçek yaşamda olmayan ama sanal yaşamda böyle olabilen bir şey diye gördüm. O da yönetmenin vermek istediği şeylerden biri diye düşündüm. Yani film üzerinden gidecek olursak böyle de olabiliyor. Aslında Amy ile Charles şu yüzden evleniyor. Amy Charles'ın ne kadar analitik bir adam olduğunu, düzgün bir adam olduğunu görüyor ve ona aşık oluyor. Evlendikten sonra ayakkabını şuraya koy deyince işler bozuluyor. Aynen. Çünkü o düzgün, mantıklı adam başka birine dönüşüyor. Boş geç. Kayıt için biz de duyalım. Tamam. Paradoks gibi sanki böyle aşka aşık olmak gibi. Ben çok fazla hissettim bunu filmde de. Yani aşk bilmediğimiz bir şey, güven veren bir şey, bizi hayata tutan bir şey. Aynalanmak da öyledir ya. İki aynayı tutarsanız yan yana böyle uçsuz bucaksız bir şeye dönüşür gibi. Sanki böyle bir paradoks gibi geldi bana daha çok. Joy Sans'la benim kastettiğim şey biraz bu, sizin dediğinize evet. Katılıyorum. Yani hani böyle o arayışın kendisinin verdiği has. Evet, yani aşka aşık olmak gibi aslında, evet. Aslında senin burada hissettiğin şey de bir tür o söylediğin şey. Çünkü hepimiz birer aynayız ve sen her birimize bakarak bir heyecan hissediyorsun, evet. Değil mi? Bir de yani şu var, bir yerde bunu bir terapi süreci gibi düşünün. Hani travması vardı Theodore'un, karısından ayrılıyor. Catherine'le ne kadar güzel anıları var flashbacklerinde. Hatta boşanma sahnesine gittiği zaman bile onları düşünüyor. Karısının da çok güzel şeyleri var. Ama o travmanın sonrasında o boşluğu bir yerde bir geçici obje, transitional object olarak bu bilgisayarla. O da hani o boşluğu doldurmak için onun projeksiyonu. Hani aşka aşık olmanın başka bir şeyi de o travmayla baş ederken onun yerine geçici bir obje koyması. Sonunda da mesela ben öyle, o çizgiden filmin içerisinde birçok çizgi var. Yani filmde kaderi mutlak değil. Sonunda bu yönetmenin yaptığı bir şey. Bizim de yorumumuz. Yani film zaten seyircinin gözünde anlam kazanır. Yönetmenin ne yaptığı değil. O anlamda Theodore da bir yerde büyüdü ve Catherine'e o mektubu yazdı. Gerçek mektubu diye. Hani o anlamda travmasının şeyini o geçici objeyle tamir etti. Yani onardı ve sonuçta da o travmadan kurtuldu gibi açmak da mümkün. Başka bir soru gördüm. Buyurun. Biz sizi göremiyoruz. Biraz ses yapın çünkü bu ışıklar gözümüzü alıyor. Ayağa kalkayım daha iyi. Tamam, daha iyi. Değil mi? Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok güzel bir oturum oldu. Çok güzel panelist Buyurun. Olarak her şey çok hoş oldu. Ben yalnız bir eksik altını çizmek istiyorum. Burada artificial intelligence'ı savunacak kimse yok. İçimizde hep hekimler ve işte daha çok insani kısımlarıyla ve psikiyatri ya da işte biraz nörobilim, biraz fizyolojisiyle aslında aşkın fizyolojisini konuştuk bol miktarda.
Çünkü patolojik bir şey değildir aşk öncelikle. Şimdi burada tabii sahip bizim elimizde Yandex. Bir artificial intelligence değil mi? Şimdi açmadan ya da Google işte neydi trafikle ilgili olanı açmadan hiç kimse hiçbir yere gidemiyor. İstanbul trafiği ya da herhangi bir trafikte bilmediğimiz bir yerde. Şimdi tabii bu filmin esas vurgulanan kısmı bence sistem hep sürecek. Yani operating sistem bizden sonra da devam edecek. Ve operating sistemin gücünü de vurguladı film. Yani bir anda bizler insan olarak ölümlü ve daha korumasız bir durumda kalıyoruz. Öbür tarafta işte sevgiyi aldıkça daha da büyüyebilen bir kalp var. Yapay zekanın kalbi ne kadar büyüyebildiğini gösteriyor. Ve bir sınırsızlık var. Ali Baba'nın kurucusunun şu son zamanlarda YouTube'da çok görürsünüz. İşte yapay zekaya karşı ya da operating sistemlere karşı insanoğlu nasıl varlığını sürdürebilecek gelecekte. Şimdi aslında bu tür filmlerin altyapısında biraz da bunlar var, bu kaygılar var diye düşünüyorum. Bizler işte etten, kemikten oluşan canlılar, insanoğlu. Gelecek zaman içinde, onlu, yüzlü, binli seneler içinde. Yani 13 milyar yıldır varız diyor. Değil mi? 13 milyar yıldır varız. Ama işte yazılı insanoğlu diye bildiğimiz Homo sapiens 3,5 milyar yıldır var. Yazılı tarih 11 bin senedir var. Ve bundan sonraki yıllarda ne olacak? Nereye gideceğiz? Biraz aslında bu konuda sizlerin görüşlerini almak istiyorum. Yapay zekaya ya da bu kadar içimizde olan operating sisteme karşı ya da karşı demeyeyim de onunla birlikte nereye dönüşeceğiz, nereye evrileceğiz? Bu konuda sizlerden görüş alabilirsem çok mutlu olacağım. Tabii açabilirsin tabii Hakan. Aynı söyleyeyim ben. Şimdi aslında üçüncü kopuş diyebileceğim bir döneme giriyoruz. Biraz buna zaman olsaydı değinecektim aslında. Yayılmış bilinç diye bir şey var aslında. Yani bilincimiz sadece zihnimizde değil. Kısaca söylemiştim ama biz dışarıyla ilişkimiz sayesinde aslında insan oluyoruz ve zihnimiz öyle gelişiyor. Şimdi bizim birinci kopuşumuz doğadan kopuşumuz oldu. Sizin söylediğiniz o navigasyon sistemini biz doğada kullanmıyorduk. Hayvanlar gibi yön buluyorduk. Sonra doğadan koptuktan sonra bir kültür oluşturduk. Bu kültür de fakat bizim maddi diyebileceğimiz şeylerden oluşuyordu çoğunlukla. Örneğin otobüsler vardı ve biz nereye gideceğimizi, hangi otobüsün, kaç numaranın hangi semtte duracağını düşünerek ama gene zihnimizi çalıştırarak buluyorduk. Şimdi artık öyle olmayacak. Şimdi herkeste iPhone ya da akıllı telefon var ve biz navigasyona bakarak bir yere gidiyoruz. Dolayısıyla bizim çevreyle ilişkimiz başka bir şeye dönüşüyor. Yani çevre dediğimiz şey doğa olmaktan da çıkıyor, kültür olmaktan da çıkıyor, başka bir şeye dönüşüyor. Sorduğunuz soru çok doğru. Fakat soruyu şöyle sormamalıyız. Yani biz bugünkü halimizle, biz insan olarak, 1000 yıl sonraki yapay zekayla ne yapacağız sorusu değil. Çünkü biz insan olarak o yapay zekayla 1000 yıl birlikte yaşayacağız ve biz bugünkü insan olmayacağız. Dolayısıyla bu karşılıklı ilişki içinde nereye gittiğimiz sorusu bence gerçekten ciddi bir soru. Ve bu sanal dünya, yapay zeka her ne dersek diyelim, insanla ilişkisi içinde hem o başka bir yere gelecek hem de insan sanırım artık başka bir şey olacak. Belki de gidiş o yönde gibi görünüyor. Cyborg noktasında yine mühendis arkadaşlardan birisi böyle bu konuyu konuşurken, yazışırken daha doğrusu gene sanal ortam üzerinden kalp bile takılan insan cyborg'tur demişti. Çünkü oran vermiyor. Yani dışarıdan bir müdahale varsa aslında cyborg. Tabii ki davranışı etkileyen bir şeyden bahsetmiyoruz ama buradan da başlatabiliriz. Benim çok sorularım var. Yani cevabım yok. Şunu düşünüyorum. Mesela gerçekten şu işte 1 milyon tane işletim CPU galiba onlar değil mi? CPU yani işlemcisi olan anakart ya da hani işlemciler bütünü olan o bilgisayara bir insan zihnini yükleyebilecek olsak ne olurdu? Bir Robocop geliyor. Benim çocukluk dönemlerimi film mesela. Büyük bir acı içinde kendine geliyordu. Yani bedenden ayrılmış bir sinir sistemi. O daha primitif. Sonra bir cyborg'a dönüşüyor aslında kısmi olarak. İki Transcendence diye bir film var. Onu ben tamamlayamadım. Bir kısmını izleyebildim ama orada da gene bedeni olmayan bir zihin
bir işletim sisteminin içinde ne yapardı? Çığlık atması bana çok olası şeylerden, senaryolardan biri gibi geliyor. Çünkü bedenden ayrı zihin tasavvuru o kadar gerçek olmayabilir. Yani bizi AI'dan ayıran esas meselelerden biri bu mu acaba diye düşünüyorum. Bilgiyi yükleyebiliriz. Bir insanın bütün verisini, bütün hafızasını, hatıralarını yükleyebileceğimizi düşünüyorum bir gelecekte. Ama o insanı yüklemiş olmayacağız sanki diye. Ama Yandex'e karşı ben de boş değilim. Şimdi tabii başlıkta yapay zeka var. Yapay zekanın tanımını vermediğimizi söylemiştim Mete. Bir şekilde Taner ona satır arasında Turing testini refere ederek, yani şu masanın altında biliyorsunuz 18. yüzyılda Mechanical Turk diye bir kavram çıktı. Satranç oynayan bir Türk varmış bir sandığın içerisinde. Avrupa'da gezdirirlermiş. Satrançı atfedilmiş. Atfedilmiş ama yes. Yani ondan sonra iyi satranç oynuyormuş. Yani ona Mechanical Turk diyorlar. İşte yapay zeka Amazon marketing'de falan da kullanılıyor. Bakabilirsiniz o şekilde. Yani yapay zeka aslında bilgisayarlara iş yaptırma programlarının tümüne verilen şemsiye isim. Ama onların içerisinde öğrenme kapasitesi olanlar farklı. En önemli öğrenme kapasitesi olan şey de bir yerde örüntü tanıma, pattern recognition denen şey. Onun üzerine, yani zaten bu filmde işletim sisteminin yaptığı da bir şekilde hani sanki duygusu varmış gibi Samantha büyüyordu. Anlıyorum, ne kadar çok şey öğretiyorsun bana. Yani orada bir şey oluyordu. Ama karşısına Alan Watts operating sistemi çıktığında gördü. Alternatifi olduğu vakit şeyi Theodore'u ıskalamaya başladı. Çünkü onunla konuşmaya başladı vesaire. Tabii artificial intelligence o anlamda nereye gidiyoruz? Biliyorsunuz Facebook'ta, Google'da onlar da artificial intelligence'a şey yaptılar. Birkaç artificial intelligence sistemi kendi aralarında konuşmaya başlayınca insan dilini bırakıp başka dilde konuşmaya başlamışlar. Hani öğrenme artık ona ne derece doğru, ne kadar bir urban myth bilmiyoruz ama hani öğrenme yolundan bakınca bizim öğrenme mekanizmalarımızın insan olarak en iyi öğrenme mekanizmaları olduğunu söyleyemeyiz. Bilgisayarlar daha efficient öğrenebilirler ama bizimki çok karmaşık ama bir yerde de daha insani. O yüzden onu kabul etmek zorundayız. Filmde birazcık bunlara ufak göndermeler yapıyor, gıdıklıyor bu konuları ama belki seyirciyi yabancılaştırmamak için de çok fazla derine gitmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Hani cumartesi günü Ankara'da olursanız bekleriz, yapay zeka ve etik konusunda bir sunum yapacağım. Yani orada etik şey girince mesela bilgisayarlara ne verirseniz o. Hani ama insanların etik kavramı bir şekilde değişiyor. Mesela işte en önemli şeylerden bir tanesi Bentham'la Mill'in şeysi. İşte bir tarafta 5 kişi var tren yolunun üzerinde, öbür tarafta 1 kişi var. Siz makası çevirirseniz 1 kişi ölecek, yoksa 5 kişi ölecek. Tabii herkes yararcılık çıkarı adına 5 kişiyi yapıyor. Ama oradaki 1 kişi annenizse ya da oradaki 1 kişi cumhurbaşkanıysa farklı durumlarda şey yapabiliyorsunuz. Yani yapay zeka bunu her zaman 5'e gidecektir. Yani oradaki biri şey yapmayacaktır, o duygular olmayacaktır. O tür farklar insanla yapay zeka arasında her zaman olacak. Cumhurbaşkanı yalnız mı, 5 kişinin yanında mı? Korumaları yok. Buyurun. Eksiğimizi bir nebze olsun giderdik belki yapay zeka arasında. Teşekkür ederim. Çok keyifle izledim, izliyorum da hala. Filmin sonlarında Samantha yok olurken öyle hani alelade bir şekilde yok olmadı. Ve hani o sırada gökyüzü, yıldızlar göründü. Tam kelimeleri hatırlamıyorum ama hani ileride bir gün seninle buluşacağız bir yerde, benim olduğum yere gelirsen eğer minvalinden bir şey söyledi. Hani sonsuzlukta evrende bir yere gitti gibi sanki Samantha. Ondan sonra da Amy ile bizim oğlan, adı neydi şimdi unuttum. Theodore. En üst katına çıktılar gökdelenin
Ben şey diye düşündüm orada, hani ikisinin de sevgilileri yok oldu, sanal sevgilileri. İkisi de aynı acıyı yaşıyorlar. Bunlar o gökdelenin tepesinden intihar edecekler, atlayacaklar. Yok. Ve hani yapay o sevgililerin olduğu evrene gidecekler. Hı. Orada böyle bir tür hani spiritüel bir gönderme falan da bana var gibi geldi. Biraz yorum almak istedim o konuda. Evet, spiritüel bir gönderme var bence de. Çok iddialı zaten. Yani bilgisayara yaptırdığı şeyler çok fazladan bugün düşünemeyeceğimiz o anlamda bilim kurgu. Çünkü bilgisayarın bu düzeyde öğrenebilme ihtimali çok düşük. Duygularının olması, bedenleşiyor olması vesaire gibi ihtimaller yok. Dolayısıyla spiritüellik bence sinema seyircisi için eklenmiş fazladan şeylerden sadece biri. Bundan hoşlanacak olanlar olduğunu düşünüyorum. Yani seyirci hasılatını artırmış olabilir. Sizi senaryo ekibine almaları lazımdı bence. Ya da hani böyle sonunda oluyor alternative ending diye şeklinde. Evet. İki soru daha alalım en fazla, ondan sonra bitirelim. Yüksek sesle düşünmek için sadece söz aldım. Filmde eşiyle kopan karakterin daha sonra onu telafi etmek üzere buluştuğu sanal ortamda acaba kendisini iyi hissettiren şey bir önceki ilişkisinde belki adına tırnak içinde yargılanma dediğimiz sürecin belki açık olarak ortaya çıkması neticesinde yaşanan çatışmalar. Fakat yine tırnak içinde yapay zekanın tıpkı Facebook'ta dislike butonunun olmaması ve sadece like üzerinden seyretmesi gibi hayatın o programda da belki Samantha'nın asla ve asla karakteri yargılamamak üzere bir programı geliştirmek üzere programlanmış olmasından kaynaklanan bir sonsuzluğa giden uyum söz konusu var denebilir mi? Bir soru bu. İkincisi hani Gündüz Vassaf der ya, bir insanı sevmek o insanı mı sevmektir, sevme biçimini mi sevmektir? O insan bizi sevmekten vazgeçtiğinde biz o insanı sevmeye devam edebilir miyiz? Bizi sevme biçiminin ortadan kalktığı halde anlamında. Bu doğrultuda bu ilişkide sevmekle, o varlığı sevmekle sevme biçimini sevmek arasındaki ilişkileri nasıl düşünürsünüz? Son olarak da sanıyorum Cengiz Hoca ile Ahmet İnanma'nın kitabının adı Metaforla Saadet Olmaz der. Dil bir metafor olduğuna göre sadece dil üzerinden örgütlenen bir sevginin de saadetle ilişkisi nedir diye sorarsam ayıp etmiş olur muyum? Çok teşekkür ederim. Başlayayım. Paylaşarak cevap vereceğiz. Ben ikinciyi duymadım. 1'e 3'e cevap veririm. Buyurun. Peki. Yani birinci için şey söyleyeyim ya, o gözleminize ben katılıyorum. Şöyle bir şey var. Evlilik terapilerinde, aile tedavilerinde ben kullanıyorum. Özellikle kocalarından yakınan hanımlara Sardunya metodu diye bir şey, metot var, biliyor musunuz? Onun üzerine kitap da var. Mesela yunusları eğitirken yunus eğiticileri köpek eğitici ya da aslan eğiticisi gibi kamçı ya da yani dövecek bir alet kullanmıyorlar. Hep pozitif feedback. Yunusları cezalandırırsanız bir şey öğretemiyorsunuz. Hep sürekli onlara bir sardunya verirseniz, sardin, yunuslar öyle iyi öğreniyor. Biz erkekler de yunuslara benziyoruz deyip o şekilde. Yani filmde de operating sistemin hani New York Times'daki 36, birini size aşık etmek istiyorsanız derseniz 36 kuralından bir tanesi de o. Hep pozitif. Pozitif gidin. Negatif gittiğiniz vakit yargılama biraz ne yaparsanız yapın, hani ne kadar olgun olursanız olun, onu iyice couch etmeniz, güzel sunmanız, istendiğinde vermeniz yani önemli bir şey. Dil metafor mudur? Değildir bence. Ama dil bir göstergeler bütünüdür. Metafor olarak da kullanılabilir. Ama metafor olmadan metonomi olarak da kullanılır. Yer değiştirme ve kondensasyon açısından. Yani Lacan'a gönderme yapayım. Yani bebek olarak doğduğumuzda maymun yavrusundan farksızız. Hatta daha kötüyüz. Maymun yavrusu ikinci gün ağaç dallarına gidiyor, buz alıyor, soyuyor, yiyor. Bizim o hale gelmemiz için 1-1,5 sene geçiyor. Ama 5 yaşına geldiğimizde işte anamızla babamızla evlenmeyeceğimizi biliyoruz. Özellikle de kindergarten'da madde bir bunu öğretmiyorlar size ya da aile içerisinde. Dil içinde, dil aracılığıyla
o kültürümüze siniyor bir şekilde. O yüzden dil çok önemli bir araç. Sadece metafor aracı değil. Ve dil burada gördüğünüz gibi Theodore'un istediği, arzu ettiği o petit ail, zaten o da nesnel, sanal, hani projekte edilen bir obje. Yani Samantha'yı Scarlett Johansson gibi düşünmüyor zaten o sesinden vesairesinden. Sesine aşık olmadığı. O kafasında kim varsa, hatta gördüğünüz gibi hani vekaleten seks yapacak kişiyle de olamadı. Hani olmadı. O anlamda çok güzel bir obje petit ail şeklinde. Yani o dil içerisinde kurulan bir şey. Anlatabildim mi? Sonuç olarak metaforla saadet olmaz, onların kitabının adı olsun, ama burada metaforla veya metonomiyle aşk oldu. Ben de birkaç şey söyleyeyim. Madem konuşuyoruz. Yıllar önce bir film izlemiştim. Bir grup pozitif psikoterapi yapmak üzere, bir grup psikoterapisi yapmak üzere bir evde bir araya geliyorlardı. Ve filmin sonunda ev dahil her yer mahvolmuş durumdaydı. Yani bu pozitif meselesi biraz karışık bir mesele. Bir şeyin negatifini göze almıyorsanız hiçbir şey olmaz. Aşkın da bir negatifi vardır, bir öfkesi vardır, bir saldırganlığı vardır, bir kaybı vardır. Ve aşk pozitif bir şey değildir aslında. Dolayısıyla bilgisayarın da bir geleceği yok bu anlamda, eğer böyle bir program varsa. Dile gelince dil... Söylemeye çalıştım ben onu. Yani biraz psikanaliz eleştirisi de var burada. Çünkü film aslında bir terapi gibi çalışıyor, işliyor. İyileştirici bir süreç. Dikkat ederseniz. Ama söz üzerine kurulu. Şimdi ben nöropsikanaliz çalıştığım için artık psikoterapilerin sadece sözle değil, ilişkiyle ilgili bir şey olduğunu daha iyi biliyoruz. Yani karşımızdaki kişinin ses tonunu, gözünü, bakışını, kaş çatışını gördüğümüzde bir şey oluyor. Onun sözlerini duyduğumuzda ya da onu anlattığımızda ya da hayali bir terapiste anlattığımızda başka bir şey oluyor. Dolayısıyla burada böyle bir şey de var bence. Yani somut karşımızdaki kişi olması lazım. Her kimse. İster aşık olduğunuz kişi olsun, çok fark etmez, terapistiniz de olabilir. Bu terapist de çünkü bir tür aşk ilişkisi içinde iyileştiriyor. O yüzden söz yeterli değil bana sorarsanız. Bu da çok açık zaten. Yani söz kandırıyor, ikna ediyor ama kandırıyor yani. Ortada yok çünkü. Bir cümle ilave edebilir miyim konuşmanıza? Mehmet Sungur Hoca'nın bir cümlesi vardır. Bize şöyle derdi. Bir gerçek vardır. Bir de şöyle bir soru sorardı. Hangi gerçek daha gerçek? Üçüncü sorusu da şöyle gelirdi. Hangi gerçek gerçekten daha gerçek diye. Bu film aslında böyle bir üçlü sorgunun içine atıyor bizi. Filmin kendisine baktığımız zaman genelde yönetmenlerin söylediği bir cümle vardır. Der ki, sinematografi asla yalan söylemez ama senaryo sizi kaldırabilir. Bu cümlenizden de baktığımız zaman aslında yönetmen de bunu söylüyor. Yani sadece bugün acaba söze bindirdiğimiz ilişkiler içerisini mi sorguluyor bize diyebilir miyiz? Bir yönüyle öyle ama tek yönü sadece. Ben katılmayacağım. Katılmamaya korktum bu kadar şey olunca ama yani bir yandan şöyle bir şey de geliyor aklıma. Çünkü bilinç dışı dil gibi kurulmuştur tanımlamasını da düşünerek aslında gerçekten dil birçok alanda da her şey demek gibi. Yani sadece dilden ibaret olur mu bilmiyorum. Onu tam söyleyemem ama dil olmazsa hiçbiri olmaz. Bununla sesi kastetmiyorum. Yani sağır dilsiz de olabilirsiniz ama simgeleri birbirinize aktarabiliyorsanız bir, iki, o simgeler sizde bir imgeyi canlandırıyorsa bir ilişki kurabilirsiniz. Bunlar olmazsa zaten bir adım ötesini canlandıramıyorum. Bir de bu kadar süre boyunca ikinci soruyu düşündüm, hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Onu tekrar ederseniz. Kişiyi mi yoksa sevme biçimi mi? Evet, hatta şey de diyebiliriz. Teşekkür ederim. Yani hatta o kişinin yanında onu severken kişinin yanında hissettiğiniz kendinizi de sevmek dahil buna bence. Yani orada yaşadığınız sadece o değil. Orada aynalanırken bir şey sizin içinizde bir şey oluyor. Yani aslında dışarıdaki şey oluyor ya, yani bir hikaye var. İşte yıllarca evli kalıp da sonra kadının ya senin gözünün biri körmüş dediği bir hikaye var. Ayrıntılarını hatırlamıyorum. Biraz da uzun anlatmayacağım o yüzden.
Yani adam bir akşam eve gelince bunu o zaman görebildiği, aşkın da bazen gerçekten kendisinde böyle bir şey oluyor ya, hani onun yanında kendimizi sevmek de buna dahil gibi. O yüzden hani sevgi kaybolsa da bu belki en önde gelen şey olmayabilir. Oradaki hissiyatın içinde pek çok şey var belki. Yani aşk acısı da bu yüzden çekiliyor. Yoksa yani sevgi kaybolunca bitti bu iş deyip rasyonel biçimde evet, kapatalım yeni birine geçelim gibi olur da öyle olmuyor gibi. Ben şöyle aslında bir yorum yapmak isterim. Çünkü burada bir şey bastırdık dikkat ederseniz. Sizin ikinci sorunuzu biz unuttuk. Bunun üstüne düşünmek lazım. Biz aslında biz sevdiğimizi sanıyoruz ama sevme biçimimizle ilgili bir sorun var. Yani biz kişiyi sevdiğimizi düşünüyoruz. Ama sanki başka bir şey yapıyoruz gibi. Bastırdığımıza göre. Biraz o konuda kafa yoralım bence. Evet, o zaman aşk kendin sevmektir mi diyorsun? Sen kendin sevmez isen bu ne biçim aşk olmaktır? Evet. Biri daha. Bir son soru peki. Son soru değil aslında. Peki. Aşkla alakalı. Scarlett Johansson'ın adını en az 3 defa andınız. Evet. Aslında filmle alakası yok, sadece seslendiriyor. Başlığa uygun. Tabii yani onu özellikle söyledim. Çünkü bak söz diye konuşuyoruz ve az önce konuştuğumuz başka bir şey. Adam yönetmen Scarlett Johansson'ı bütün çekimler boyunca günde 2 saat konuşturuyor karşılıklı olarak adamla. Yani o Scarlett Johansson olsun, Yıldız Kenter olsun, kim yapacaksa hani Türkçe'de onun dublajını onu bilemem de sorun o değil. Orada hani az önce de Hakan'ın söylediği gibi bu bir ilişki biçimi. Sözler değil, konuşma tonu, duraksamalar, yüz şeyleri, tabii o şeyi görmüyordu bir yerde Samantha'yı. Bunun 22. yüzyıl versiyonu olduğunda herhalde robotlarla yapacaklar bu işi. Evet. O daha hoş olacak. Ama dediğim gibi bu bir bilim kurguydu ama kurgu bakın ne kadar güzel bizi, kafamızı bir şekilde çözmeye başladı. Biz gene aşkı bildiğimiz gibi yaşayacağız. Sonuçta her yani kör değneğini bellediği gibi aynı şekilde yapacağız. Size hepinize iyi aşklar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.